Kendinizi tanıtır mısınız? Ben Pervin Öcal. 1938 doğumluyum. Evliyim. 3 tane oğlum var. 4 tane torunum var. 1969'da Hollanda'ya geldim. Önce beyim geldi 66'da. Ondan sonra bizi aldı çocuklarla. İşte geldim ve bu yaşa kadar koşturdum. Türkiye'nin neresindensiniz? Türkiye'li Sivaslıyım. Aslında Sivas'a biraz uzak, Kayseri'ye daha yakınım. Gemerek kazamız, Çepni kasabamız. Çok güzel bir beldemiz var. Gerçekten halkıyla, insanıyla, arazisiyle, her şeyle güzel bir yerdir. Hemen hemen de Türkiye'de örnek bir kasabadır. Oralıyım. Benim çocukluğumda kasaba değildi, köydü. Sonradan kasaba oldu. Orada doğdum, büyüdüm. Siz kasabanızı anlatır mısınız? Görüntü olarak nasıl? Yeşillik mi? Evleri nasıl? Oturduğunuz mahalle nasıl? Kasaba olarak bir vadenin içinde sağ tarafı kayalık, sol tarafı bağlık, bahçelik, yeşil bir kasaba. Bulunmayan hiç meyve sebze yoktur. Halk çalışkan, halkın durumu iyi. Genelde son dönemlerde Almanya'ya giden çok olmuş. Almanya'nın bir şehrinde 450 hane vardır. Hollanda'da pek yok, Çepnili. Ve 410 tane bayan öğretmen yetişmiş bir kasabadan. Doktorundan, profesöründen, subayından, bütün her dönemin eğitimcisi vardır. Artık bizim orada mühendisler, öğretmenler, yani bir köylüyle bir kasabalıyla farksızdır oturması, kalkması, iç içe olmaları filan. Öyle bir ben öğretmenim, ben mühendisim, ben filan diye bir sorun yok. Hep halkla iç içe olmuşlar. Halk onlara önem vermiş, destek olmuş, okutmuş yavrularını. Böyle bir kasabadan, yani öyle bir kasabadan olduğum için de çok mutluyum. Aileniz nasıl bir aileydi? Ailemiz, benim babam ağaydı, o köy adıyla, ve muhtarıydı kasabanın. O zamanlar köyün muhtarıydı ve önemli bir kişiydi. Çok çalışmış, ekmekli, eli açık, insanları seven bir babaydı. Yani bir bizim babamız değil, halkın babasıydı. Babamın çok önemli görevleri olmuş kasabamızda. Çok güzel şeyler yapmış, örnek bir kişi olmuş kasabada ve ben de babamı hep örnek almışımdır yani. Annemden ziyade babamı daha yakın, babamı daha seven bir kız evladıyım. Babanızın yaptığı işlerden örnek verir misiniz? Evet, ben onu yazılı ödül aldığımda belediye yazmış, yazılı getirmiştim. Yazılı da var belediyenin imzası altında. Babam Kızılırmak üzerine köprü yaptırmış. 50'den önce, o zamanlar iki tane gelin suya gitmiş, salınan giderlermiş. O gazeteyi cebine sokmuş, gitmiş Ankara'ya ve köprü yakma kararını, yaptırma kararını almış ve başında durmuş, yaptırmış. Ulaşımı şehirle köyün arasında sağlamış. Babam köyde köprü yok, gene halk hastalanmış, bakmış halkın durumu kötüye gidiyor. Kayseri'deki doktor arkadaşlarından bir grup arkadaş getirmiş, eczacısı, doktoru. Ve ben çocuktum, bizim odamızın birinde doktor beni orada dikti, kadınlar muayene etti. Ben başlarında durdum, yanlarında. Halkı muayene ettirdi, doktoru köye getirdi babam. Çünkü ulaşım yoktu, gidemiyormuş. Ben o zaman küçüktüm, pek farkında değildim ama. Sonradan anladım ki halk doktora gidemiyor, babam doktoru halkın ayağına getiriyor. Ondan sonra köprüyü yaptırıyor, iki tane kişi suya gittikten sonra. Ondan sonra caminin üzerini kiremitletiyor, ilkokul yaptırıyor. 16 sürü koyun vardı. Halk ziraatla, koyunla uğraşıyordu. O koyunlar teker kuzuluyorlar diye müracaat ediyor. Mernos aşısı getirtiyor ve enjekle mernos aşılattırıyor koyunları ve yününden, çift doğurmasından halk çok faydalandılar. Çok devam etti. Ondan sonra Kanada kavağı getirtiyor. Irmağın kenarına Kanada kavağı dikmesi diktiriyor. Biz de çok faydalandık. Halkımız da çok faydalandı. Belediye faydalandı. Kestirmiş. Bundan 15-20 yıl önce 60 milyona falan vermiş, belediye kamyon almışlar. Belediyenin bir arazisini diktirmiş, bir de kendi arazisini diktirmiş. Biz de kardeşler aramızda paylaştık, çok faydamız oldu. Allah rahmet etsin. Ne bileyim işte, ziraat elması diktirmiş örnek olarak. En önemli şeyi pancar, şeker pancarını ektirmiş. Kayseri'nin şeker fabrikası kuruculuğuna yardımcılık etmiş. Üye yazdırmış, kendisi üye olmuş, bütün aileyi üye etmiş kendi aramızda. Ondan sonra köydeki araziyi şeker pancarına üye ettirmiş. Yani mükemmel şekilde halk şeker pancarından
gelir elde ediyorlar. Şu anda devam ediyor tabii, hızıyla devam ediyor. Babamın yaptığı işler işte köprü, yol, okul, Kanada kava ve pancar ekimi, fabrika temeli. Fabrikaya kuran kurucusunu bizde bir ay misafir olduğunu ben bilirim. Çayını kahvesini ben götürdüm odaya. Hüseyin Bey diye bir arkadaşım, o zaman babamın yaşında. Bu kadar büyük faydalar olmuş. Ben de ödül alacağınız deyince yazı yazdım. Belediyeye dedim ki babamın aktifelerini sıralayıp buraya gönderin, tercüme ettireyim de. Hani ben de böyle yıllarda röportaj yaparken hangi okulu bitirdin diyorlar. O zaman zorlanmayayım dedim. Ben babamın okulunu bitirdim. Babama örnek aldım. Deyim kolaylık olsun, yanımda bulunsun dedim. Belediye başkanımız da Almanya'ya gitmiş. Geç geldi, ödülden sonra geldi mektup elime. Babamın aktifeleri. Böyle bir kasaba, benim kasabam. Aşık olduğum, sevdiğim, gurur duyduğum bir yer. Doğup büyüdüğümüz yer. Şu anda kasabanızda babanızın ismi verildi, bir caddeye demiştiniz. Evet, ben o aktifelerden yola çıkarak belediyeye gittim, başvurdum. Sıraladım babamın yaptıklarını. Dedim ki belediye başkanına, siz gençsiniz, belki bilmezsiniz ama bunu kasaba halkından sorun. Bunların gerçek olduğunu öğrenin. Ben babamı ölümsüz etmek istiyorum bu kasabada dedim. Ve tabii yönetime kararıyla oluyor. Yönetimdeki tanıyanlar diyorlar ki evet, bütün bunlar Altın Diş Mehmet Ağa'nın, Mehmet Altay'ın eseridir diyorlar. Ve karar aldırdım. Bir caddeye adını verdirdim babamın. Bu sene bir mermer taşa yazdırıp kendi elimle koydurttum. Bütün babamın sülalesini davet ettim. Bir tören yaptım. Çok mutlu oldum. Babamın ismini Altın Diş Altay diyerekten bir caddeye verdirdim. Ondan da çok mutlu oldum. Çocukluğunuzu biraz anlatır mısınız? Anlatayım. Ailenin tek kızıyım. Üç erkek kardeşim var. İkisi abim, biri benim küçüğüm. Çocukluğum bir köyde büyüdüm. Ve köyümüz çok güzel. Halk aydın, ilerici. Babam halkın önünde bir insan. Buna rağmen çocukluğumda ilkokula gidemedim. Annem Mühtü torunu. Annemin kendine göre inançları, kız kısmısını okula gidince yüzü yırtılır, açılır, mektup yazar, arkadaş edinir gibi düşüncelerine beni okula göndermedi. Çocuklar, öğretmenler yanlarına düşerlerdi, evden çocukları toplarlardı. Çocukluk, ben kapının önünden annemden bir uzaklaşır, onların içine katılırdım. Giderdim, okula girerdik, sıraya otururdum, bekçi gelirdi, ben oradan alırdı. Annem gönderirdi ardıma özellikle. Ama böyle yani canım, ciğerim orada bırakır gelirdim sanki, oradan çıkıp gelirken. Birkaç kere öyle kaçtım gittim, katıldım, olmadı, annem bırakmadı, vazgeçtik artık. Bunu bayağı ezikliğini çektim ben. Kendim okuma yazma öğrenmeye çalıştım, abilerimden esinlendim. Babama ufak tefek şeyleri yazmaya başladım, isteklerimi. 1950'de babam köye nakış dikiş hocası getirdi, bayan bir öğretmen. İşte büyük yaştakilere pişki dikiş kursu veriliyor. Babam götürdü beni, eliyle oraya kaydettirdi. Annem yine karşı çıktı. Dedi ki bir sürü işimiz var, gücümüz var, ne işi var filan. Hayır dedi, benim içimde kaldı, sen ona ilkokul okutmadın, benim kızım böyle şeyler yapmalı dedi. Orada da başarılıydım yani yaşıma göre. Dikici, bişki, ev işleri falan bayağı ders verirdi hoca. Arkadaşlar yazardı, ben öğrenirdim yani. Yazmadan tutardım kafamda, ikinci sefer sorduğunda hepsini anlatırdım ona. Ne anlattıklarını. Afacan gibiydim. Yani yapıyorum, çarşıya gidiyorum. Arkadaşların alışını verişini ben yapardım, onlar çıkamazlardı. Ben istediğim malzemeye sahiptim. İpliğinde, patiskasında, kokasında, parça basmasında, her şeyinde. Ondan sonra orayı 2 yıl devam ettim. Diploma aldım. Sergi açtık. Müdüreler falan geldiler. Böyleyle kayınpederim beni o sergide görüyor. Beyimin babası. Gidip hanımına diyor ki Mehmet amcanın bir kızı yetişiyor ama felaket bir şey diyor. Biz ona şimdiden bir el atmalıyız diyor. Daha 11 yaşındaydım o zamanlar ben. 51'de. Ondan sonra 12-13 dedi. Beni istemeye başladılar. Fakat dışarıda çocuklarla oyun oynayamadım. O şansım hiç olmadı. Çünkü annem hiç bırakmadı beni. Önce oraya geçeyim. Çocuğum yeni yetişip geliyorum dışarıda. İşte komşular, akrabalar, herkes dışarı çıkıyorlar. İp atlıyorlar, oyun oynuyor. Ben bir bakıyorum, annem çağırıyor. Ben tekrar içeriye koşuyorum. Annem beni 1 saat bırakırdı günde. Hadi dedi, iş bittikten sonra git arkadaşlarına. O zaman ben çok haşer oluyordum. Yani ya bir şey, ya biz ziyankarlık yapıyordum ya arkadaşları diyordum, arkadaşlarımdan birini. Şikayetçi geliyordu eve.
Annem ertesi gün bırakmıyordu cezalı beni. Bak dün bıraktım gittim. Rahat durmadım. Bugün gidemezsin diyordu. Böyle kapalı bir şekilde evde öbür tarafta da babam erkek odasını açıyordu bana. Yaptığım işleri götürüyordu, gösteriyordu oradakilere. Evde yaptığım bir başarıyı anlatıyordu. Benim nasıl gelin olacağımı, ne çeyizler vereceğini, bana ne altınlar takacaklarını vaat ediyordu. Ben kızıma şunları alacağım, ben kızıma bunları yapacağım. Babamla iç içe bir arkadaş gibiydik. Annem çok otoriter bir kadındı, çok sertti, çok zekiydi. Yani bir şey olacak buna diye sonradan anlıyorum ki beni çok koruyordu. Çünkü gerçekten popüler bir kızdım, çok güzeldim. Saçlarım buralarımda iki tane örük. Babamın adıysa öyle. Kendime emin, kendimden emin bir kızıydım. O yüzden annem beni pek kapılara çıkarıp herkesle yüz yüze getirmiyordu. Gideceğim evleri bile sınırlıyordu mahallede. İşte filana gidersin, bir şey isteyeceksen, söyleyeceksen eşikten içeriye girmeyeceksin. İşte öbür filana gidersin, oturup durabilirsin orada. Yerlerimiz de böyle ayrıydı. İşte filanla bizim bir davamız var, oraya sakın yanaşma. Filan baban istemiyor, sakın ondan konuşma. Böyle gibisinden annem sınırları koyuyordu. Senin bir sıkıntın olduğu zaman direkt babana koştun. Babama koşuyordum. O zaman gaz lambaları yanıyordu. Lambaların şişeleri vardı. Şişeler her gün silinirdi. Ben odanınkini bekçi silerdi. Yahut da işte dellal olurdu babama hizmet edenler. Evinkini ben yapardım. Bir bezi dolandırdım parmağım içine geçer. Şişe kırıldı. Annem olsa kıyamet koparır. İç merdivenden odaya koşuyordum erkek odasına. Baba şişeye kırdım diyordu. Bir iki üç tane getirtirip gönderiyordu eve. İşte annem sıkıştırdığı zaman direkt oraya koşuyordum. Babaannem beni dövecek işte bir şey döktüm kırdım. Babam geliyordu merdiven üstünden, kızıma kimse dokunmayacak diyordu. Annem zaman zaman diyordu ki bunu sen çok şımartıyorsun. Bak el kapısı var, zengin var, fakir var. Belki bir fakir yere düşebilir, her istediğini yapma. İşte çok şımartıyorsun, kocası var. O diyordu bana ait, onun her şeyi benim için. Onun her şeyini yapmada ben mesulüm, dokunmayan kızıma diyordu. Babam gittiği zaman inanın babam tabii iş adamıydı, durmuyordu fazla köyde. Yıkılırdı her tarafım. Bir karanlık çökerdi kafama babam köyden gittiği zaman. Geldiği zaman ne hediyelerinden gelirdi. O köylü adam, o köyde büyümüş adam neler getirirdi bana gelirken. Ayrı ayrı paketler, ne elbiselikler, ne küpeler. Erzurum'dan özel adım yazılı küpe yaptırmış getirmişti oltu taşında. Daha yani 7-8 yaşındaydım. Adam o kadar yani varsa da yoksa da benim kızım diyordu. Başka bir şey demiyordu. Bazen abilerime 3 oğlum bir tarafa bir kızım bir tarafa diyordu. Onlar da bana böyle şey oluyorlardı yani kızıyorlardı, kıskanıyorlardı beni neden buna bu kadar diye. Ve öyle yetiştim 14 yaşıma girdim. Bana dümürciler gelmeye başladılar. O zamanlar işte öğretmenler, assubaylar, subaylar oluyorlar. Yani herkes cesaret edip gelip isteyemiyordu. Arada geliyorlar. İşte öğretmen ya memur diye geliyor, subay diye geliyor. Babam onları hep benim yanımda küçük görüyordu, küçültüyordu yahut da. İşte kimin oğluydu ki gitti de subay olmuş gelmiş. İşte kimin oğluydu ki gitmiş eğitim enstitüsü. Şimdi benim gözümde çok değerli bir yer. O zaman ben onu anlamazdım ki. Eğitim enstitüsünde devlet okutmuş babası açlık bile gönderemedi. O gelip de benim kızımı alacak. Filan derken ben de başladım öğretmenlere. Bayağı gıcık kapmaya. Yani kendimi bilene kadar öğretmenlere bayağı gıcıktım ben. Düşünebiliyor musun? Sonradan utandım. Yani bir eğitimciye ben niye bu kadar oldum diye. Bu aileden gelen bir şey. Yani onlar fakir olduğu için okuyorlardı tabii. Köyde durumu iyi olan gitmiyordu bir yere. Onun için de ben onları küçümsüyordum. Hiç düşünmedim bir memurla bir subayla evlenmeyi. İşte babam bir gün çağırdı beni yanına. Odaya çağırdı. Kızım buraya gel. Gittim yanına. Oturdum sarıldım. Dedi ki kızım bak sen dedi artık dedi genç kız oldun dedi. Seni dedi evlendireceğiz nişan. Baba dedim ben daha küçüğüm dedim ben evlenmek falan istemem. Hele seni bırakıp hiçbir yere gidemem. Kızım dedi evlendirmeyeceğim dedi nişanlayacağım dedi. Nişanlılık alırsın istediğin kadar dedi. İşte dedi Seyfa'nın oğlu Rafet istiyor seni dedi. Biliyorsun benim halamın torunudur akrabamız dedi. İşte filan filan öğretmen assubay. Ben dedim öğretmen assubay istemem dedi. Ama Rafet'e gelince onu da istemem demedim yani. Eve geldim annem sıkıştır. Dedi ki bak kızım biz dedi durumumuz ne kadar iyi olsa da fazla bir iş üzerinde senin omuzlarında. Bugüne kadar hep iş yaptın. Rahat etmedin dedi. Bir memurla evlen dedi. Yemeğe olmaz, misafir olmaz, azı olmaz dedi. Bir başın dedi bir maaş alır oturursunuz dedi. Hiç düşünmedim. Hayır dedim anneme ben kesinlikle bir memurla evlenmeyi istemiyorum.
Sonra babam dedi ki, hayır, ben bir memura kızımı verip de at arabasının arkasından yiyecek taşıyamam dedi. Benim kızım öyle yerlerde idare edemez ve yemek pişecek, kızım gelip tuzuna bakacak dedi. Bunun başka bir şeysi yoktur dedi. Alternatifi yok yani. E tabii o zaman babalarımız da söz sahibidir. Çünkü herkese söz geçiriyor dışarıda da. Kayınbabam gibi istediler ve 6 ay dümürçü geldiler bize. O kış aylarında bakarsın 5-6 kişi gelirler, konuşurlar odada, çay gider, kahve gider. O gider, bir daha gelirler, o gider, artık bahar, biz Haziran'da yaylaya gideriz, yaylaya hazırlandık. Bir gün bir yatakta yatıyordum ben, bulaşıkları falan yıkadım, yoruldum, gidip davar sahip geliyorum uzakta da. Yattım yatağa, birisi geldi annemle beraber, annem lambayı yaktı, adam geldi, yorganımı açtı, kayınbabamın dayısı oluyor. Beni bir öptü, boğazıma bir kordelenin bir altın bağladı, yorganı kapattı, gitti adam. Ben uyudum gittim, yorgunum zaten. Sabahdan kalktım, onu boğazından çıkardım, sallayarak anneme, bu ne dedim. Anamın yanına, sen nişanlandın dedi, kime dedim. Rafet'e nişanladı baban seni, Adil'in Seyfan'ın oğluna dedi. Attım annemin kucağına altını, işte davar sahama zamanım geldi, eşyamı aldım, davar sahamaya gittim. Orada kadınlar bana, Pervin, seni Rafet'e vermişler. Yo, beni kimseye bir yere vermemişler dedim. Hiç de değil dedim. Yüzüğüm yok ki, bir şeyim yok, hiçbir şeyim yok dedim. Yine o şaka yaptım, takıldım kadınlara falan. Ondan sonra... Eşe davar sahneye giderken onu anlatsana bir, eşeğine nasıl süslüyordu? Onu sorma hiç. Şimdi herkesin normal kürtün olur. Yani şimdi merkep falan demeye gerek yok, biz eşeğe bindik. Eşeğinin üstünde benimkinde özel halıyla yapılmış semer olur. Önleri halılı, meşin ön tarafında, yanları halı. Babam onu özel yaptırıyor Kayseri'de. Onun üzerinde de bir yün minder olur. Ben elimi eşeğin omuzuna korum, bir sallandım kırp da üstüne otururum. Öyle bir alışmışım ki ona binmeye. Elimde bir değnek özel yapılmış. Başında zincir takılı, delikli. Onun ucunda dikeni var eşeğe batırmak için. Şemsiye de bir elimde. Kraliçe gibi ya. O zamanın kraliçesiyim yani. O imkanı herkes yapamıyor. Yani ne şemsiye var, ne öyle değnek var, ne öyle semer var. Çok güçlü bir eşek altımda, zık 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 öndeyim ben. Laf getiririm arkaya, öne. Birisi yanlış yaparsa, hayır onu öyle yapma, olma işte, bugün sen çobana ekmek getireceksin, sen işte sütü fırçaya götüreceksin. Daha 14 yaşındayım, organize yapıyorum. 11 yaşında başladım zaten yaylanın işlerini organize yapmaya. Herkesin gözü benim üzerimde yani. Aman Pervin kızıyor, yapma. Aman Pervin geliyor işte, oraya giderim, çobanın yardımcısı eşyamı getirir, başını tutar. Sağdığım sütlerin hebesini üstüne atarlar. 4 tane güğüm süt sağırım böyle ki, 40 litre falan, belki 50 litre o zamanlar. Onu alır eve gelirim ben. Davar sağmak bana ait, yaylaya gitmek bana ait. Evdeki işler, işte abim evlendi o arada. Abimin hanımı geldi, annemle yengem evde. Ben davardayım, davarla meşgulüm. 60, 70, 80 koyun kuzuluyor. Onları alıyorum ben, yaylaya gidiyorum. Akrabalarla beraber, annem birkaç hafta gelir benimle beraber, tekrar döner gider. Ben kalırım orada. Peki, şu isteme olayına gelelim. Altın takıldı. Altın takıldı. Anneme gelip diyorlar ki, işte Pervin yaylaya gidecek. Rafet nişanlısını bir görmek istiyor. Rafet'in amcasının hanımı da benim amcamın kızı eve geliyor. Annem diyor ki, hayır öyle bir yere oturtup ayrı konuşturmam. Çünkü nişanlı olduğunu bilmeyecek. Babam öyle kesim kesiyor, diyor ki bak tamam, size söz veririm, nişanlarım, ama kızım ne gelin edecek, ne başını örtecek, ne başına öyle bir atkıdır şudur budur alacak, ne yani nişanın olduğunu bilecek. Sözüm sizde, ben kızımı size sözledim diyor. Ne zaman gelin olma yaşı gelir, gelin ederiz diyor. Ondan sonra işte Rafet diyor ki, yani biliyorum, gördüm birkaç yerde ama bir de yüz yüze görmek isterim nişanlımı, yani bir göreyim bari. Herkes yok ya, Pervin şöyledir, Pervin böyledir. O zamana kadar annem diyor ki, işte yarın yaylaya gidecek. Musalla taşı vardı işte, cenazeye koydukları. Musalla taşını oraya dikilsin, Pervin oradan geçecek. Geçerken baksın diyor annem. Ve öyle yaptı herhalde, bilmiyorum, belki baktı, bilmiyorum, bakmadı. Eve geliyor bir gün yine. Merdivenden çıkmışım, ayakkabılarımı çıkarmışım oraya. Rafet elini alıyor ki, 34 numara ayakkabı ayağımda. Eline, anneme diyor ki, hala diyor, bunun sahibi gelin olur mu diyor. Bu ne zaman büyüyecek daha diyor. Ya o kadar küçüğüm yani, 14 yaşında. Sonra yaylaya gittik, yaylada nişan yaptılar bana. Bir haber geldi yayladan, işte Adilgil gelecekler, Pervin'e nişan takacaklar. Babam özel bir beyaz çadır kurdurdu misafirler için. İşte amcamın evinin birisi boşaltıldı. Hadi bir geldiler ki, o baklavalar, börekler, hediyeler gelmişler. 15-20 tane kadın, 15-20 tane erkek. Bir gün önce davarlar kesildi, yemekler yapıldı.
Beni götürdüler, dediler ki sen bunların ellerini öpeceksin. Saçlarım buralarımda, yani saçım benden önce gidiyor. Görümcem 11 yaşında filan. Ben hepsinin ellerini öptüm sırayla. Ben bu kenara çekildim, böyle dikildim. Herkes bana bakıyor. Derken görümcem saçlarımı arkaya çekti görmesinler diye. Tuttu arkaya çekti örüklerimi. Orayı bıraktım, kaçtım ben. Koşa koşa eve vardım, başladım ağlamaya annemin yemek yaptığı yere. Kızım olur mu sen, gelin kızım, niye geldin oradan? Hepsi bana bakıyor, hep dedim nazar değecek, beni çatlatacaklar dedim. Bir de o zaman nazar var ya, annem saçlarımı sakırıyor, bir şeyler takıyor nazar değer diye. Babam erkeklerin yanına aldırmadı beni, kimsenin elini öpmedim gidip erkeklerden, hiç kimse görmedi beni. Çekti gittiler. Ondan sonra işte yaylada amcamı karşılar ki sekerek geliyorum gittiğim yerlerden böyle. Sekip gidip sekip, çok aktiftim sonradan ben buraya gelmeden biraz önce aldım işte doğumlardan sonra. Biraz kilo aldım. Hep sıçrayarak giderim. Amcam hanım dedi ki bir gün, Pervin dedi, buyur dedim. Sen nişanlılığını biliyor musun dedi. Yok dedi. Ve sen nişanlısın kızım, nişanlıysam nişanlıyım, bana ne dedim. Öyle sekerek gitme diyecek o ya bana. Sekerek gidiyorum gittiğim yerlere. Neyse işte döndük yayladan geldik. Beni görmeye geldiler. Çok güzel törelerimiz vardı. Yayladan geliyor, at gönderiyorlar. Birisi at getiriyor bana. Ben ata bindiriyor. Önünde benimle beraber gidiyor. 4 saatlik yolu. Ondan sonra o ata özel bir şey takılıyor. O gelen adama özel haçlık veriliyor, gömlek falan konuluyor annemgil tarafından. Ondan sonra böylece yayladan geldim. Geldiğim hafta işte beyimin ailesi yengeleriyle, görümcelerimle beraber hepsi bir beni görmeye geldiler. Tekrar hediyeler, altınlar, terlikler, neler neler gelmiyor ki, baklavalar yapılıyor tepsilerine. Bağda üzüm kaynatma zamanı gelir, bağa götürürler beni, bağlarına götürürler. Annem işte evden kurşta börek yaparlar, sigara kollar, bilmem kaplarından tavuk kollar, koyun yoğurtları mayalarlar. Bağa giderek bana üzüm kestirmezler. Ben orada onlara hizmet ederim. Herkes üzüm keser yüklerine. Bir hafta bağ kaynatıyorlar. Çok bağları var beyimgilin. 30-40 dönüm üzüm bağları vardı. Geri gelirken eve dönerken böyle bir büyük gün pekmez, bir sepet üzüm, yine elbiselik, terlik, eşarp, kına, yine kollar evlerinden getirir, annemgile bırakırlar beni. Yani bağ kaynatmaya gittim, boş kelime yok. Görümcemgil davet ederler bağ kaynatmaya, aynısı onlardan. Mutlaka bir elbiseli konulur, bir terli konulur, bir başörtüsü konulur. Ben giderken de onlara, o yün çoraplardan çorap konuluyor, gömlek konuluyor, görümcegile. Üzüm toplamaya gidiyorsun. Onlar götürürlerdi. 4 yıl, her yıl kurbanımı getirdiler ve kurbanı boyalarlar. Birisi alır gelir, annem onlara haçlık verir, kurban özel gelir. İşte bağ kaynar, pekmezin, üzümün gelir. Onlar yayladan gelir, işte onlar getirdiklerini bize getirirler. Böyle evlerinde yani özel bir yöresel yemek piştiği zaman mutlaka bana gelirdi. 4 yıl bu. Yani her bayram, senede 2 bayramı, hep hediyeleriyle, altınıyla, küpesiyle, bilerziğiyle neyse. Kayınvalidemden kalanları getirdiler, bir sıra ölmüş rahmetlik. Onun gümüş zincirini böyle, saat zinciri, gümüş şeylerini, neydi ya, bileziklerini kayınvalidemin. Bu kayınası rahmetlikten kaldı diyerek böyle sırla çıkarırlar çıkınların içinden, üzülerek çıkarırlar. Çok böyle bir 4 yılım bir prenses gibi nişanlıyım geçti. Gerçekten ömür boyu unutamayacağım bir şey yaşadım o 4 yılda. Evde de emanetim artık fazla, işte fazla üzerime götürmüyorlar. Yani artık gelin gidecek. Babam başlıyor, serbest bırakın, kız büyüsün. Yayladan sonra biz bir güzle diye bir yere daha çadır kuruyoruz davarın başında. Babam bana haber gönderiyor. Ayaklarını çıkarsın, toprakta yalınayak gezsin. Topraktan güç alacakmışım. Oradan köyden gelen diyor ki bana, gönderiyorlar işte sebzeler, meyveler, şunlar. Baban dedi ki ayakkabılarını çıkarsın, çoraplarını çıkarsın, orada yalınayak koştursun. Yani çıkarıyordum o tarlanın, o ırmağın, kumunun kenarında ayaklarım yalınayak. Neyi güç alacağım, yani güçlü olacağım, büyüyeceğim diye. Bu kadar ihtinalı bir evlilik, nişanlılık yaptım. Ondan sonra düğünüm oldu. İşte askere giderken o anını da anlat. O an çok hoş. Artık içimde bir kıpırdama var. 1 yıl geçti. Tam Haziran'da nişanlandım. Öbür Haziran'da nişanlım askere gidecek. Annem geldi önce, dedi ki Rafet askere gidecek dedi. İşte o yaylanın sacaltı çöreğidir, miyene yapılır, tereyağıyla koyun yoğurdu mayalanır. Onlar annem aldı, köye gitti. Köyden de işte iç çamaşırı, gömlek falan koymuşlar, haçlık koymuşlar. Onu yollamaya gitmişler. Rafet de oradan kaçmış, ondan fırsat bulmuş. Kendi yaylalarına gelmiş. Tabii aramız bayağı var, onların yaylasıyla bizim yaylamız.
Oradan çekiyor geliyor bir amcasının oğluyla bize. Geliyor oturduk durduk neyse çay kahve yemek falan verdim. Oradan kalktı amcasının oğlu otururken benim yemek yaptığım yere arkama geldi. Elimden tuttu böyle dikildim Pervin dedi. Ne var dedim. Ben de askere gidiyorum dedi. İşte önümüzde kaldı ya dedi. Ben dedi 2 yıl askere gideceğim dedi. Erzurum'da yapacağım askerliğimi. Doğu'da dedi Erzurum'da dedim. Doğu'da yapacağım askerliğimi dedi. Ne olur ne olmaz dedi. Ölüm var zulüm var askerlik bu dedi. Bak dedi daha çok küçüksün dedi. Mutlaka evlenirsin dedi ama dedi benim düşmanlarımla evlenme dedi. Da biliyoruz biz onların düşmanlarının kim olduğunu zaten. Dedim ki ben hiç evlenmem ki dedim aynen böyle. Yok dedi evlenirsin dedi, dedi beni niye bekleyeceksin? Sana yemin olsun dedim. Allah da şahit olsun dedim. Ben dedim başıma tülbent alır gelin olurum dedim. Gider kayınbabamgilde dururum babangilde dedim. Ha sen varmış gibi dedim. Olacak bir şey mi çocukluk işte onun öyle olacağını zannediyorum ben. Söz olsun dedim. Söz mü söz dedim. Orada beni bir öptü. Sanıyorum ki yüzümden abim tanıyacak. Çok korkuyorum büyük abimden. Siliyorum duruyorum duruyorum siliyorum. Sanıyorum ki abim görünce seni birisi öptü diyecek. Çünkü o kadar bir disiplin içinde büyüyorum ki anlatamam sana. Herkesin gözü benim üzerimde evin içinde. Neyse onu da artık öylece yolladık askere. Bir yıl gitti. İzine geldi tekrar. İzine geldiğinde rahat artık oturup konuşabildik. Annem bizi bir eve ayırdı. İzinden gelmiş. Annem bile bir şeyler almış gelmiş günüzü. Arka bir kapımız vardı. Odanın kapısından gelmiyor babam görür diye. Arka kapıdan geliyor. Yengem içeriye aldı. Gittik artık oturduk konuştuk yani. Sadece konuşuyoruz zaten. Sadece yan yana oturup konuşuyoruz. Yengem ara sıra çıkıp girip bir şeyler getiriyor. Böyleyle 4 yılı doldurduk. 4 yıl nişanlığı doldurdum. Peki evlilik? Evlilik düğünün? Çok güzel bir evlilik oldu. Yine kayınbabam işte geliyorlar danışıyorlar. Ne istiyorsun ne getirir. Babamın istekleri var. At istiyor babam, bir top bez bilmem ne istiyor, bir top basma istiyor, bir top patiska istiyor. İstekleri var, adam işte o bizden yol gidecek başkalarına, onlardan hediye gelecek. Bir ağanın kızı, bir ağanın gelini, bir ağanın evinden çıkıp bir ağanın evine gelin gidecek. Ne demek bu? Bütün diğer köyler okunacaklar, gelecekler. Kayınbabam bunların hepsine sonunda babam bir tutturdu, vermiyorum dedi 4 yıl sonra. Neden? Kayınbabam partisinden istifa edecek. Gıcık olmuş adamın partisinden birbirlerini yiyecekler. Haber gönderiyor diyor ki yok her şeyim çeyizim hazırlandı odanın birine doldu. Her şeyim baştan bayağı hazır. Hemen işte akşama sabah kınam gelecek. Babam diyor ki hayır ben vermiyorum gidin söyleyin. Ben kız falan vermiyorum. Niye? Amcam geldi dedi ki abi niye böyle yapıyorsun sen 4 yıldır bu kız nişanını. Yetsin dedi affedersin o pezevenk partisinden istifa etsin gelsin vereyim kızımı dedi. Adam gitti partisinden istifa etti. İstifa kağıdı babamın eline geldi. Ondan sonra tamam dediler işte çeyiz yazılmaya yemek görülür bizde. 10-15 sofralık baklavalar, mıhlalar, lahanalar sarılır. O yemek bizden oluyor çeyiz görmeye geliyorlar. O yemekler yendi, davullar geldi, zurnalar geldi. Babam beni gelin verirken kaçtı. Elini öpemedim. Ben dayanamam diyor sakın benim yanıma getirmeyin diyor. Ben abim kemerimi bağladı evde orta odada. Gözüm babam arıyor çıkacağım beni götürüyorlar ya. Babam yok ortalıklarda. Sonra indikten sonra, gelin indikten sonra dediler ki baban dayanamadı, elini öptürmedi dediler. Orada herkes ise babam çekmiş gitmiş, getirme benim yanıma diye. Böyle bir baba kız bağlılığımız vardı. Abime demiş ki kayınpeder beni eve indirdi, gelin indi, onlar da yemek yapmışlar. Hiç kasabada kimsenin yapmadığı şey, gelin inince yemek yapıyorlar. Hem gelen sahmenlere hem gelen yengelere meşhur bir yemek verirler. Beyimin ailesinin yemekleri meşhurdu kasabamızda. Adilgil'in ekmeği, yemeği, yatağı denince tek bir ün almışlardı. Babamın boludu. Gelen, giden, yiyen, içen hesapsızdı fakat onlarınki çok düzenliydi. Ve çok harika bir şeydi. Düzenli bir ailelerdi. Ondan sonra davullar diyor, köçekler oynuyor. Kayınbabam durdurdu, kanatlı kapıyı açtı. Ben jipin içindeyim, beni durdu. İlk jipine gelin gidenim. Traktörle gidiyordu gelinler o zamanlar. Jip getirtmişler kazadan. Jipin içindeyim. Ben amcamın kızı yanımda. Jip dur dedi kayınbabam durdurdu. Herkes böyle fırlandı. Köçek oynuyor. Zingir 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 zingir. 1 saat kadar köçek oynadı. Ondan sonra beni içeriye aldılar. Damat yukarıdan para döküyor benim şeyimi. Gelip alma yok. Beni alıyorlar. Gelini kapıdan geçiriyorlar. Bir davar kesiliyor. Damat üstten benim kafama para döküyor. Herkes orada para topluyorlar çoluk çocuk. Kafamı doğrulttum ki Rafet orada. Başında bir bıçak, şapkanın üstüne koymuşlar, delikanlılar yanında. Oradan para döktü. O kadar gördüm onu. Öyle şimdiki damatlar gelip gelin alıyorlar. O zaman öyle değildi. Ondan sonra işte oynadılar, çaldılar. İşte akşam oldu, damadı getirdiler eve.
evden damada yiyecek koyuyorlar. İşte baklava koyuyorlar, tavuk koyuyorlar. Onu birisi gününüz getirip bırakıyorlar. İşte kayınvalide onlara hediye veriyor. Akşam olunca ikimizin beraber yemesi için bir çıkın geliyor gelinin odasına. Ondan sonra geldik, işte bir ayak basma varmış o zamanlar. Görümcem benim yanımda, Rafet'in yanında biri daha. İtti ayağını ayağım Mustafa dedi, abi ne yapıyorsun dedi görümcem anca. Ben hemen ayağımı birini kaldırdım, üstüne koydum. Anladım o zaman ona basacağımı. Gülmekten işimiz bitiyor, gelin uyanık diyor görümcem. Önce o benim, ondan sonra ben onunkine basıyorum. Ben altta kalmıyorum yani, ne basacağım diyorum. Böyle inen gelinliğimiz oldu. İşte 6 ay bir arada durduk. Çok iyi gidiyor gelinliğimiz. Bir saygı var, bir sevgi var evin içinde. Kayınbabam çok mutlu. Bu evin her şeyi sen olacaksın diyor. Evin yönetimini elin alacaksın diyor bana. İşte ben de bazı gereken şeylerde öneriler yapayım. İşte baba bağı şöyle yaptırsak, işte şurayı şöyle yaptırsak nasıl olur falan diye. Kayınvalidem söylüyor, söyletiyor bana. Kayınbabana diye işte şurayı şöyle yapak falan. Köy işleri bu işte. Bağı başkasına vermesek kendimiz baksak daha iyi olmaz mı baba diyor böyle. Bir de binbaşı amcamız, halamızın beyi üstümüzde oturuyor. O geliyor emekli binbaşı. Çok seviyor beni, saatiyle yatırıyor. Akşam erken odamıza gönderiyor bizi, onlar oturuyorlar. Diyor ki siz beklemeyin bizi, hadi çayımızı verin, siz çekin gidin odanıza. Biz uzun geceler, biz otururuz diyorlar. Öyle bir herkesin yine gözü benim üzerimde, evin içinde tek bir gelin. Dediğim gibi işte bir ağanın evinden çıkıyorsun, bir ağanın evine gelin oluyorsun. Adetler, töreler mükemmel yürüyor. Bu arada beyimle babası geçinmiyorlar, geçimsizlik başladı partiden. Beyim istemiyor, Adalet Parti'nin mebusları geliyor, kayınbabam onlarla gidiyor, davarlar kesiliyor, aha mebuslar geliyor, propaganda derken bu babasını dikiliyor karşısına, gelmeyecekler diyor, sen de bu işi yapmayacaksın artık. Ha, altın dişten mi geliyor bu diyor kayınbabam. Yani sen niye karşı çıkıyorsun bana? Ben diyor altın diş olsun, sen o ikiniz de particiliğinden nefret ediyorum diyor. Ne o yapsın ne de sen yap diyor. Partiden gelen adamlara gidiyor, çıkıyor, gelmeyin buraya bir daha diyor. Halkı diyor sömürüyorsunuz, aldatıyorsunuz. Hiçbir şey yapmadan geri çekip gidiyorsunuz. Defolun gidin diyor kayınbabamın partisinin mebuslarına. Kayınbabamla beyim girdiler birbirlerine şimdi. Tabii biz bu arada bir şeye karışmıyor. Bu kafaya koyuyor, ben bu adamdan ayrılmam lazım. İşten geldi. Girdi biz de ekmek yapıyor kayınvalidemle. Dedi ki Pervin kalk biz ayrılacağız dedi. Kayınvalidem doğru dedi ki oğlum ekmek ediyor. Ekmekten kalk bari dedi. Gidiyor amcasının karısını çağırıyor. Diyor ki gir içeri Pervin'in neleri varsa bu evde bana göster. Neyim varsa yatağım, çulum, kilimim alıp yatak odama taşıyıp dolduruyor adam oraya. Ekmeği bitirdi, kalktık. Hadi dedi artık bu eve gelmeyeceğim dedi. Baba biz ayrılıyoruz. Çocuk da var, çocuğu da aldık gittik. Şimdi düşünüyorum, diyorum ki bizim hiçbir şeyimiz yok ki ne yapacak şimdi? Ya benim eşyalarım sadece. Bir de diyorum ki sabahın nasıl olsa erken kalkma yok artık diyorum. Yatarız istediğimiz kadar. Çünkü çağırmasalar da erken kalkmak zorunda kalıyorsun. Ortada bir iş var, işçi gidecek, iş yapılacak falan. Öyle inen annem duyuyor, annem geldi kapıdan, iki kellerini şöyle kapıya koydu, hiç unutmuyorum. Bana bak dedi, bana, biz seni de Seyfa Ağa'nın evine gelin verdik dedi, Seyfa Ağa'nın hizmetini göresin diye dedi. 6 aylık gelin dedi, ayrılıp bir tarafa çıkmaz dedi, bundan ayıp daha bir şey olamaz dedi. Sen nasıl dedi çeşmeden su getireceksin, sen nasıl gidip çarşıdan ekmek alacaksın, sen bir yere nasıl gideceksin, 6 aylık gelinsin, sen kimin kız olduğun farkında mısın dedi bana, farkındayım ne olacak dedim. Niye ayrıldın? Ben ayrılmadım ki dedim. Hemen Rafet oradan kalktı dedi ki bak hala dedi. Hala der. Babama dayı der. Çünkü halası dayısı oluyorlar birbirlerine. Annemin dayısının torunu oluyor. Babamın bacısının torunu oluyor Rafet. Anne falan demiyorlar. Babama dayı diyor. Anneme hala diyor. Hala dedi bak. Pervin'in dedi bunda hiçbir suçu yok. Ben ayrılmak zorundayım. Ben 30 yaşındayım dedi. Artık evime kendim bakacak durumdayım dedi. Benim kızım bakamaz dedi. Benim kızım bu sorumluluğu alamaz dedi. Duracaktı kayınbabasının koltuğunun altında. Hayır dedi. O benimle evlendi dedi. Ben nasıl olsa bir karıma bakacak durumdayım dedi. Ben babamla geçinemiyorum dedi. Ayrı yaşamam lazım. Annem hadi döndü koydu git hırsına. Gidiyor yengeme anlatıyor. Diyor git çıkmışlar diyor bir göz odaya diyor. Neler var neler yok belli değil diyor. Bari diyor şuradan doldur da bir şeyler koy. Bir baktım ki yengem doldurmuş kadıncağız ekmeğinden, yağından, çayından, şekerinden aldı geldi. İyi bu güzel işte oturuyoruz artık. Akşam erken yatıyor, söyleyen yok, çocuğumuza bakıyoruz. Ondan sonra ertesi gün oldu. Yine geldi annemkinden yiyecek, içecek. Kayınbabam adam gönderiyor beyime. Eteğindeki taşı döksün, gelsin, billesin, işinin başına geçsin. Hayır dedi bu ben iş başına falan geçtiğim yok. Baktım kayınbabam geliyor, kapıyı yırttım, içeriye kaçtım ben.
Çıkmadım. Adam baktı, kapı örtüp döndü gitti. Çıkamıyorum dışarıya adamla karşılaşacağım diye. Adamı da nasıl seviyorum kayınbabamı da anlatamam. O da adam artık her şeyim ben evde onun. Ondan sonra dedim ki ben gidip elini öpeyim dedim. Benim suçum yok diyeyim dedim. Eğer konuşabilirsem dedim. Gelinlik falan zaten ettiğim yok. Gittim eve eline vardı. Vermedi elini arkasına çek. Dedi ki bana bak dedi. Sen altın dişin kızısın dedi. Seyfa'nın gelinisin dedi. Sen ne iş yapacaksın? Kocan ne iş yapacak dedi. Ne kafaya hizmet ettin de onun peşine düştün çıktın sen dedi bana. Onun peşine diyor kocama. Hiç söylemedim de. Ya bir söyleme hakkım yok zaten ki. Baktım yüzüne durdum böyle. Çıktım geldim evde başladım ağlamaya. Babam bana böyle dedi. Ben nasıl yüzüne bakacağım? O sen de ona kulağı asma dedi. O ne derse desin dedi. Senin kocan benim seni de geçindirecek benim dedi. Senin baban da dedi. Havaya koşturuyor benim babam da dedi. İkisi de dedi beyinleri yıkanmış bunların dedi bu. Biz dedi el ele vereceğiz. Karı koca geçineceğiz işte dedi. Neyle geçineceğimizin farkında bile değiliz yani. Nasıl geçineceğiz? Ondan sonra kaymabam çağırmış birisini. Adet öyleydi. Gelin demiş evden sen ilk yiyeceğin alın götürün demiş. Ha, baktım ki bölüp bölüp getiriyorlar eve. Bu ne bulgurdu, undu, yağdı ne varsa evde. Bizim hissemize göre bölmüşler. Getiriyorlar çıkın çıkın. Bunlar size aldık bir tarafa kaydık. Oturduk yaza kadar aşağı. Kitap okuyor beyim gidiyor güzel kitapları seçiyor getiriyor işte yan yana otururuz yakarız lambayı çocuğumuzu yatırırız oraya. Bu okur ben dinlerim işte tartışırız öyle olmasaydı böyle olsaydı falan diye. İşte yaza çıktık beyim şoförlük yaptı. Şeye gitmiş Kayseri'ye işte şeker fabrikasını kurdurdu baba. Ona gitmiş oradan bir iş almaya şoförlük işi babam telefon etmiş. Beraber gitmişler Kayseri'ye Rafet anlatıyor. Benim damat gelecek gönder onu sakın alma işe demiş. Adam demiş ki telefon geldikten sonra yerimiz yok kusura bakma Mehmet Ağa'ya selam söyle demiş. Ben anladım diyor bu adam beni öyle ekinecek diyor. Babam diyor ki bunu çağırıyor bak oğlum diyor sen benim damadımsın. Babanla aran iyi gitmediğini ben çok iyi biliyorum. Babayın da diyor ne insan olduğunu biliyorum. Yani hangi partinin peşinde olduğunu. Iskarpınlarını boya affedersin elini arkana koy gez senin evine çocuğuna bakılacak diyor. Hiçbir iş yapma yok bir yere de gitmek yok diyor. Bir altı ay falan öyle işte babam gidiyordu arada sırada düşen bir işler olursa orada oturuyorduk beraber gidiyordu işte odaya gidiyordu. Rafet der ki halen daha dayım der odada otururken bana bir yumuş buyurmadı der. Derdi ki der Rafet Solmaz'ı çağır da bana bir ayran getirsin derdi der bana bir ayran getir demezdi der. Ya babam da öyle bir damadına şey gösteriyor yani. Rafet şunu yapar mısın demezmiş demiş ki get işte filana söyle de şunu yapsınlar dermiş buna. Gelir söylerdi bana çok hoşuna giderdi. Baban derdi bana direkt buyurmuyor Pervin babam büyük adam derdi. Rafet söyle de yapsınlar diyor bana derdi. İşte o da gider bulunurdu onların yanlarında odada toplantıda filan. Ondan sonra babamı ertesi yıl kaybettik. Babam aniden gitti bir parti peşinde koşturdu gitti kendine bakamadı. 3 günde kaybettik gitti Sivas'ta. Arkadaşı doktorun elinde gitti işte şeyde üre olmuş boynundan bir çıban çıkmıştı. Rafet başındaydı. Abime telefon ediyor. Abim uçakla Sivas'a geliyor. Abim de yine evlendi. Üstü hemen daha. Onun evini görmeye gidecek babam da. Dedi işte şu davarlar sırlar satılsın elimizden çıksın da dedi. Bir ay kadar Altay'ın yanına gideyim Balıkesir'e dedi. Onu düşüklüyordu. Yapamadı gidemedi. O çok acı verdi bana. Çok büyük bir acı çektik. Başladı davarlar azalmaya. Ağlar yıkılmaya. Her şey yönünü değiştirmeye. O acıları yaşadım. Çok büyük acılar yaşadım o dönemlerde. Ondan sonra... Çünkü idare eden biri mi kalmadıydı babanın ölümünden sonra? Efendim? Yani babanın ölümünden sonra idare edecek başka... Tabii kalmadı. Çünkü abimin ikisi memur. Birisi subay gitti, birisi memur işten kaçtı gitti. Evde iş çoğalıyor diye büyük abim. Öbürü küçük lisede okuyor benim küçüğüm. Annem ve bizim idaremizde kaldı ev. Rafet'in biz idare ediyoruz. Talalar ektiriyoruz, pancarlar ektiriyoruz. Onları söktürüyoruz. Başına biz gidiyor. Biz ilgileniyoruz. Hiç kimse gelip de burada malımız var da diyen olmadı. Gelip sahip çıkan da olmadı. İşte senede bir tatile geldilerse geldiler, gelmedilerse gelmediler. Ondan sonra annem dedi ki Rafet'e oğlum bu böyle olmayacak dedi. Ben size yardım edeyim dedi. Bak babayın arazisi çok, bizim arazimiz çok. Bir traktör al kendi adına dedi. Arazilerimizi işle, çoluğumu çocuğumu büyüt okut dedi. Buna karar verdik. Annem yardım etti. Kayınbabamla bir de kayınımla birlikte üçümüz birlikte traktör çektik. Yeni bir traktör. O senede 64'te küçük oğlum doğdu. O işin arasında lokusayın bir yandan yani adi traktör deyince en az her gün 10 kişi gidiyor çalışmaya. Yine onların kayınvalidem yaylaya gitti. Biz davarı sattık. Biz yaylayı bıraktık.
Kayınvalidem gelin yaylası var. Kayınvalidem aldı gelinini kızını yaylaya gitti. Onların boğazları da benim başıma kaldı. Çalışan işçilerinki de benim başıma kaldı. Hadi koştur onu, yeni doğum yapmışım. Annem gelir bakar çocuğuma. Evini kilitler, gelir kadıncağız oturur çocuğa bakar. Ben o şeylere, ırgatlara, çalışanlara yemek hazırlarım. O arada Rafet gidip hemen işçi bulma kurumuna Almanya yazıyor. Yeni çıktı işte Almanya'ya gidiyorlar artık tek tük herkes Almanya'ya. İşte birkaç ayda cevap geliyor. Ben yaylaya gittim ertesi yıl. Rafet yayladaydı. Gelince kağıdını kaybabam alıp yırtıp atıyor. Beyim dönünce fena şekilde kızıyor. Benim yaşantıma sen niye karışıyorsun falan diye. Gidiyor Sivas'a tekrar yazılıyor. İşçi bulma kurumunun müdürü bunu çok değişik görüyor. Yani diğer gelen Platland'dan yani ulaşımsız yerlerden gelen insanlardan bakıyor. Bu onlara yardımcı oluyor orada yazılmalarında, çizimlerinde falan. Ben diyor seni gönderirim Rafet diyor. Yakın zamanda hiç merak etme sen diyor. İkincisi de Hollanda'dan geldi. Hollanda'dan geldi ama benim beynim döndü. Hiç istemiyorum. Ne annem ne ben. Adam gider de Hollanda'dan geri döner mi diyorum. Sen deli misin yani aç değiliz, açık değiliz, her şeyimiz var. Bak direktörümüz çalışıyor çocuğa. Üç tane olan ama adam da düşünüyor. Yani ileride bu çocukları nasıl okutacak herhalde. Ben pek düşünemiyorum o zamanlarda. Gidersin niye gelmez diye düşünüyordun. Ben onu düşünüyorum. Yani düşünüyorum Hollanda diyorum. Yani nerede bu? Hadi gelmezse ne olacak? Yani daha 12 yılımız yıllık evliyiz. Yok 9 yıllık işte burada durdu 12 yıllıkken buraya geldi. 9 yıllık evliyiz daha. Herkes kocasının yanında yan yana oturamazken ben onun yanına traktöre oturuyorum. Elim arkasından atıyorum beraber gidiyoruz gideceğimiz yere. Çok güzel bir yaşamımız var. Çok bağlı bir evliliğimiz var yani temelimiz sağlam en azından. Çok güzel bir evliliğimiz var. Herkes bize örnek almaya çalışıyor. 2 tane top gibi olan çocuğu 1 tane oldu 3 tane olan. Çok iyiyiz. Annem yine bizim üzerimizde. Yani her şeyimizi karşılamaya çalışıyor. Abilerim gelip burada bizim malımız vardı diye bölmüyorlar, almıyorlar. 8 yıl babam öldükten sonra kimse malın başına gelmedi. 8 yıl hepsi bizim elimizde kaldı. Yine ben o ağızlığını sürdürüyorum yani. Benim pek şikayetim yok. Ama beyim demek ki 10 yaş var aramızda. O daha ilerisini düşünebilmiş. Ben öyle düşünüyorum ama benim şikayetim yok. Yani ben yine aynı şeyimi sürdürüp gidiyorum. Fakat bu demek ki yani bu işten, bu çiftçilikten iş çıkmaz diye düşünmüştür herhalde. Ondan sonra geldi, kartpostallar gönderdi bana, mektupla, mektup geliyor. Zor okuyorum mektubu, ben yazamıyorum zaten. Okuyorum, yatağa yatıyorum, çocuklara uyuyorum, 10 kere okuyorum mektubu. Uyuyana kadar okuyorum, elimde mektup uyuyorum. Ondan sonra dürüp kaldırıyorum, abimin oğlu ortaokulda okurdu. Ona yazdırıyorum ben mektubumu. Ama Rafet her mektupta diyor ki, Pervin sen yaz, ben anlarım diyor. Her mektupta böyle diyor. Pervin sen yaz o yazınla diyor. Hani o cırı kızı gibi yazım var ya. Sen onunla yaz diyor. Ben anlarım diyor. Yine de rahat edeyim. İyi anlatabileyim diye. Abim oğlu çağırıyor. Zaten onu kucağımda büyüttüm ben. Onu anlatıyorum. Mektubumu yazdırıyorum. Fakat kartpostallar gönderiyor. Buradan bakıyorum. Çok hoşuma gidiyor. İnanıyorum da. Pervin diyor kendine iyi bak. Sakın beni düşünme. İşte sosyal yönleri kuvvetli. İşte demokrat bir ülke. İşte bütün hakları var. Şunları var. Netice bir yıl sonra izine gelene kadar ben 65 kiloya hayatımda o zaman düştüm daha. Herkes diyorlar ki herkesin kocası Almanya'ya gitti. Kilo alıyorlar neşeliler ki sen niye? Hayır ben hiç düşünüyorum diyorum ki yani bir de şu var. Yani feodal düzenin getirdiği bir zihniyet var bende. Yani gidenler okuyanlar da fakirler okudu. Almanya'ya gelenler de fakir. Ama benim babam ağaydı, kayınbabam ağaydı. Benim kocam niye gitti diyorum. Kabullenemedim bir türlü. Burada da işçiliği kabullenemedim inan. Bakma sen o devrimci görüşümle işçiliği savunduğum, işçiliği kabul ettiğim sonradan bir görüşüm oldu benim. Bir türlü kabullenemiyorum ben bunu. Çünkü o verilmiş bize çocuklukta. O şeyin içinde yaşamışsın sen. Eğer feodal düzeni yıkıyorsun, bir kapitalist düzenin içine giriyorsun, geliyorsun cüm diye birden. Yani ben bu arada bayağı bocaladım bir zaman. Yani beyim bir gün dedi ki bana, sen işçisin, sabahın işe gideceksin, şu mutfaktan çıkarttık dedi. Bir hafta konuşmadım, küstüm, ağlay ağlay, gözlerim için bana nasıl işçisin diyebildi diye. Hakaret gibi geliyor. Hakaret geldi bana. Sen işçisin dedi, mutfağa geldi. Ne dedi uğraşıp sürü, sen sabahın işe gidin. Ay beni buraya getirdi de, beni işçi etti de. Arkasından işçisin dedi de bir hafta sallandım böyle. Ya unutamadım, atamadım. İşçiliği kavramını sonradan kavradım ben. İşçiliğin güzel şey olduğunu, emekçiliğin güzel bir şey olduğunu, emeğin kutsal olduğunu ben sonradan anladım bunları. Benim o yaşantımda bunlara yer yoktu ki zaten.
Yani emekçi kim ne bileyim ben, bir çarp dönüyor. Kim getiriyor, kim götürüyor, ben bu işin farkında bile değildim o zamanlar. Ama baktım ki demek emek buymuş fabrikaya girip çalışınca. İşçilik buymuş. O zaman ne yaparsın? Sen işçi omuzumu verirsin. Sen işçileri savunursun. Evet, bir de buraya gelişi gelelim. İlk geldiğin günü ve ondan sonra buradaki hayat hikayesine başlayalım Hollanda'ya. Evet, buraya gelişim de güzel oldu. Her şeyimi sattım. Yataklarım, halılarım, kilimlerim, onlara elimi dokunmadım. Bir eve doldurdum işte. Eşyamı, ineğimi, dikiş makinemi, şunlarım, bunlarımı sattım. Toparlandım, kendimi toparladım. Kaynımı birini aldım, pasaport almaya gittim. İlk defa vilayete gidiyorum daha. Kaynımla beraber gittim çocuklarımla. Pasaportumuzu aldık, döndük. Ankara'ya geleceğiz, oradan uçağa bineceğiz. Yine o kaynım hanımıyla beraber, benimle beraber oldular. Ankara'ya kadar geldik. Bir kaynımın evine misafir olduk. Annesi amcamın kızı, kendisi benim amcasının oğlu. O telefon etti abime İstanbul'a. Abim ertesi gün uçakla Ankara'ya geldi. Alışverişimizi yaptık, her şeyimizi aldık. Düzenli bir şekilde uçağa beni bindirdi ki kaynım. Getirdiler. O arada abim subaylığı sökmedi. Bir ileriye geçemedi. O zaman da çok üzüldüm yine. O zincir açtılar, geçtim. Bir döndüm baktım ki abim gelemedi. Abi dedim, tamam bacım dedi. Elini kaldı dedim, burada da subaylık sökmedi, görüyor musun dedim kendi kendime. Ben zannettim uçağa kadar beni getirecek. Orada iş bitti. O zaman anladım oraya kadar gelmeyeceğini. Buraya geldik, indik. O döner merdivende çocuklar bir koştular. Aman gıdıl gıdıl, o bindi, o bindi. Geri. Ben yine cesaret edip binemedim. Yanlarında yürüdüm, geldik. Pasaportu verdik, baktılar. Çıktık, benim gözlerim büyüdü. Hadi bu adam gelemezse, saatinde yetişemezse ben burada ne yaparım şu tane çocukla? O yanını bu yanını ararken baktım ki camın öbür tarafında kafası parladı. Oh tamam dedim. Çıktım ki 5 tane arabayla gelmişler. Bir Hollandalı kayınvalidemin yeğeninin dostuymuş, çiçek almış. Geldi beni öptü, ilk defa bir Hollandalı çiçeği, bir buket çiçeği kucağıma verdi. Herkes tokalaştılar, sevindiler. Çıktık şimdi, kavak soğut hevesi diyorum ben, onlar var mı acaba? Bitkileri burada görebilir. İlk süt, yoğurt, ekmek, ağaç. Eğer bunlar varsa diyorum, ya fazla bir önemi yok başka şeylerin diyorum. Gelirken baktım ki havalanından bayağı kavaklar, ağaçlar, yer şirin, güzel. Yeni yapılan bir siteden evi çıkmış beyimin 4. kattan. Daha üstler anca tamamlanıyor. Geldik ki her şeyi almış kendine göre. İşte bir Hollandalı yardım etmiş bir iş arkadaşı. Yatağı, karyola, her şeyi almış. Kendine göre bir düzen kurmuş evin içine. Girdi, hoşuma gitti. Yani hele de kocamın yanında olması, o 3 çocuğumla beraber orada olmam. Açtım, sıcak su akıyor şakır şakır. İyi, her şey var. Tamam. Ama ben burada bir şeyler yapmam lazım. İlk işim bisiklete binmek oldu. Demin onu unuttum. Bisiklet mi? Ya ilk defa bisiklete binen Türk hanımıyım ben. Geldim şimdi, birkaç hafta geçti. Şimdi bir bakıyorum, balkona çıkıyorum. Kadın bir ardında bir önünde. Kendi de ortasında 3 kişi bir bisikletine. Dedim Hollandalı yani 3 kişi bir bisikletine gider de ben bir bisiklete binemezim. Ben bineceğim. Beyim gitti ikinci elden bir bisiklet aldı. Çocuklar biniyor ama maşallah geldikleri gün binmeye başladılar. Şimdi koca bir alan, sitenin önü, kum havuzu falan var. Önce alttaki boksun arada bir uzun bir koridor var. Orada başladım. Duvara elimi dayayarak. Elimi duvara dayayıp pedalları çeviriyorum. Öyle öyle derken biraz pedalları çevirdim. Sitenin önüne çıktım. Şuradan şuraya kadar gittim mi Hollandalılar bir alkış tutturuyorlar. Yaz günü şeyden işte Ağustos'un içine geldim. Balkondan bakanlar şak 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 hutşo hutşo hut derlermiş. Ben bilmiyorum ya böyle yapıyorlar. Derken bisiklete bindim 3 hafta içinde çarşıya gittim. O alanda dönerken her gün Allah'ın günü artık Hollandalılar hep şak şaklıyorlar. İniyorum aşağı alıyorum bisikleti dön Allah dön. Ondan sonra Rafa dedim ki çarşıya gidemem. Pervin dedi şaka mı sayıyorsun sen dedim. Trafik bilmiyorsun. Ya dedim lambda yanınca dururuz. Yeşil yanınca da bineriz dedim. Beraber geldik. O lambada durdu. Ben durmadan geçtim karşı tarafa. Çünkü durunca binemiyor, kaldıramıyor, pedalı süremiyor bir daha. Çok tehlike falan diye bana kızıyor ya. Bir cesaret geldi bana bir iki kere onu yapınca. Artık başladım çarşıya da gitmeye. İşte ilk defa geldiğim yıl bir ay sonra bisiklete bindim ben. Ve bir Hollandalı dedi ki bana otobüsün içinde işe gidiyoruz. Anlatıyorum. Fitsi diyorum Fitsi'ye. Dedi ki bir Hollandalı dedi bir yaşında biniyor bisiklete dedi. Bir Türk 30 yaşında biniyor dedi. Bunu anladım kadın söylerken. Ben anlatıyorum onlara Fitsi Fitsi diyor. Ben Fitsi'ye biliyorum diyorum otobüsün içinde. Bir Hollandalı dedi bir yaşında biniyor dedi. Bir Türk 30 yaşında biniyor bisiklete dedi.
Cevap veremiyorum tabii, anlıyorum ama bir şey diyemedim. Yani 30 değil zaten, 100 sene gerideydik de. 30'u bile ben kabullenemedim o zaman, duyduğum zaman 30 yıl geri dolduğumuzu. Öğlenin bisiklete de bindim. Çarşıya pazara hep bisikletle gittim. İşte işe girdim fabrikaya. Bir aylıktım zaten, işe girdim. Nasıl girdin işe? Şimdi işe beyim dedi ki, anneme zaten söz verdi. Annem dedi ki, bak oğlum sen laf dinlemeye hep benim kızımı götürüyorsun. Biliyorsun benim gözümün koku bir kızım. Ben bütün varlığımı kızıma vermek zorundayım, veririm de. Yalan oraya götürüyorsan, doyuracaksan götür dedi. Benim kızım fabrika kapısı açamaz dedi kadın. Yok dedi, benim maaşım doyumaya yeter. Zaten dedi, artırıp da ne yapacağız ki, ben dönmeyeceğim ki, çocuklarımı okutacağım orada dedi adam. Geldi ki çalışma konusu yok. Bir Adanalı arkadaş yeni evlenmiş, ikinci hanımını getirmiş. Bize gelmişler, dedi ki ya yenge Ferkade işçi alıyordu, çikolata fabrikası var dedi. Ben size dedi Hülya ile seni götüreyim oraya işe takayım dedi. Rafet dedi ki ben kayınvalideme söz verdim dedi. Ya ben pek düşünmüyorum Pervin'i çalıştırayım. Bırak abi ya dedi, sen de dedi. Genç kadın ne, ama dedim Rafet burada vakit mi geçer dedim. Böyle çık balkona gir içeriye dedim. Niye ben de çalışırım, niye çalışmayayım dedim. Ama yarım gün, yarım gün olsun dedik. Adam götürdü bizi. Bir arkadaş daha almış. O da Adanalı, üçümüzü bir. Aldılar hemen işe. Bir hafta sonra doktor muayenesi oldu. Orada çok karşı çıktım. Adam hep diyor blod olacaksınız diyor. Ne dedim diyor, yani muayene etmek için insanın sırtı ciğeri yeter dedim. Niye bizi cırbak etmeye çalışıyor bu adam dedim. Çok acayibime gitti. Tercüman geldi falan dedim ki affedersin ben ondur bravo yaparım dedim. Hiçbir güç ben girmem bu işe dedim adama. Tamam dediler adamlar, anlaştık artık. Yani onu bile istiyor şerefsiz, onu bile çıkarttırıyor, düşünebiliyor musun? Ben orada karşı çıktım, hayır dedim ben girmiyorum bu işe dedim. Ben gidiyorum dedim, istemem ben böyle bir iş dedim. Kabul ettiler. Geçtik işe, işte 6 saat çalışacağım, 9'da iş alacağım, 4'te evde olacağım. Okul şansımızdan evin altında, o şansım çok güzel gitti. Çocukların boğazına bir anahtar, Perim Neyhim Neyhim Tık yazılı, adresimiz o çünkü. Küçük oğlum kreşe gidiyor, yanıma alıyorum. Şirketin arabası sitenin ardında duruyor, orada biniyoruz saatinde, koşup çıkıp biniyoruz orada. Öylece gittim, işe girdim. Hayır, saatinde başlıyorsun, saatini dakika geçiremeyeceksin. Ondan sonra çocuk kreşe biz götürüyoruz, bisiklette, otobüsten iniyoruz. Çocuğun arkadaşım birisi çok kilo, onun çocuğunu da alıyorum ben. Koşturu koşturu koşturu, bayağı uzak kreşe bırakıyorum onları, geri koştur. Geç kaldım diyorlar, kızıyorlar, saati gösteriyorlar derken dedim ki bunun bir yolu olmalı yani. Ne yapayım ben, çocuğu kreşe götürmek zorundayım. Tercümana söyledim. Gelirler de aşağı yukarı haftanın bir günü yanında bir sosyal memurla gezerler de biz bantlarda çalışırken şikayetiniz var mı diye. Benim var dedim. Neydi de böyle böyle dedim. Çağırdılar bir odaya. Dedim ki böyle böyle. Geliyoruz dedim. Bunlar bağırıyorlar geç geldiniz diye. Gelmesek çocuk kreşe yetişemiyor. Bunun bir dedim çaresi olmalı. Sonra karar vermişler. Yüflerin birisi gelip de öğretmenlerin çocukları alıyor. Otobüs duruyor. Kadın orada hazır bulunuyor. Alıp çocukları gidiyor. Birinde çocuğu indirirken otobüsten yüzünün üstüne düştü. Ay otobüs bastı gitti. Çocuk orada kaldı. Dönüp çocuğuma bakamadım. Diyorum ki bu nasıl iş? Buna yani diyorum zincirliyiz biz burada. Yani özgürlük, en ufak bir özgürlük yok bu ülkede diyorum. Ben çocuğumu inip kaldıramadım. Düşünebiliyor musunuz diyorum. Girdim fabrikaya ağlıyorum. Öbür birkaç yıl benden önce çalışan arkadaşlar var. Geldi. Ne var Pervin Hanım ya? Düşünebiliyor musunuz diyorum. Burada özgürlük diye bir şey yok diyorum. Çocuğumu kaldıramadım ben diyorum. Düştü çocuk yere diyorum. Telefon ettiler, çocuğu kreşten bağladılar bana. İyiyim anne, bir şeyim yok dedi çocuk, rahatladım biraz. Ondan sonra öbür çocuklara takıyorum kafayı, eve gelip onları sağ selamet görene kadar bayağı bir şey atlatıyorum orada. Saate bakarım, hadi git gel, git gel, git gel, ropundu maşine. Bant, git gel, git gel, hani birini eksik koyacağız da Hollandalılar bir şey diyecek, bir gurur meselesi var, canımız çıkıyor. O anda yine aşağı alıyorlar, yine küçük görüyorlar, yanında çalışan Hollandalılar. Ya işte Türk diyor, Türk'ü diyor, işte Şodu Mitrop diyor da anladın mı diyor, geri kah 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 gülüyor. Affedersin ben küfür ettim bir gün, anladın mı dedim Hollandalı. Ne dedi, ben başladım gülmeye artık, o yapacak başka bir şey yok yani. Ne yapıyoruz, en iyi yapacağımız şey hasta kalıyoruz. Çok kızdığımız zaman bir hafta işe gitmeye hasta kalıyor evde. Başka anlatamıyorsun, mümkün değil bir şey söylemem. Derken bana dokunmaya başladı. Arkadaşlara baktım, hem evden sömürülüyorlar, hem patrondan sömürülüyor. Adamlar dünyaları kazanıyorlar, sana verdikleri 5 kuruş bir para, canını çıkarıyorlar orada. Fabrikada başkalar neler yaşıyordu? Senin bir saat esprin vardı. Alışkın değildim, o saatten ne çektim falan diyorsun. İki esprim var. Biri Türklerin evini perdesinde tanıdım. Bunu Hollandalılar çok konu ettiler.
Çok hoşlarına gitti. Bir de saat alışkın değilim. Ben bir köyden geldim. Gün doğdu, gün açtı, öğlen oldu, ilkin doldu. Ama böyle modern evlerde babalarımızın burada zincirli saatleri var. Yahut da çok az bir tahta saat tak 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 bazı evlerde olurdu. Onun dışında yok. Yani öyle bir özgür bir yerden geliyorsun, saatiyle başlamak zorundasın ve saatiyle bitirmek zorundasın. Tuvalete gitmek bile anahtar istiyorsun. Tuvalet açıyorsun, geri getirip anahtarı yerine asıyorsun ve biraz geç gelince şef gelip tuvaletin kapısına vuruyor. Çıkın 5 dakika oldu diye. Ya bunlar benim için çok önemli şeyler oldu yani. Şok oluyorum ben orada. Ha, geçiyorum makinenin başına. Koyuyor. 30 kasa mal yapıyorsun, çikolataları koyuyoruz, kağıtlanıp gidiyor. Paletleri dolduruyor. Bir bakayım 10 dakika geçmişti. Allah'ım bir tepemden bir su dökülüp ayağımdan çıkıyor. Ne zaman geçecek bu saatte ben eve gideceğim. Sabahından hele kalkarken saati kurup buraya koyuyorsun. Tam gençsin, uyuyacaksın. Saat 7 dedi mi dırrrr. O saatin sesi geldi miydi kendimi atıyordum yere. Ya normal kalkmıyordum yataktan o saat çaldığı zaman. Bu saat işi bana çok ağır geldi. Bir de böyle çağırmak çok ağır geldi. Sonunda son çalıştığım işte kadınıydı kısım şefi yakasını topladım ve salladım. Sen benim kim olduğumu biliyor musun dedim. Beni böyle çağıramazsın sen dedim. Ben Firav Öcal'ım dedim. Firav Öcal diye çağırırsın gelirim yanına dedim kadına. Yani yıkıp yakacağım oraları bu kadar fıttırdım. Bir kadının arkasından itti. Bir onu bir de beni böyle çağırdı. İkisinde de kadını yere batırdım çıkardım. Ve çıkıp geliyordum işten kısım şef arkama koştu geldi. Ben kızacağım ona gidemezsin diye. Çünkü orada tercümanlık ediyordum işlerine geliyordu. Ya yemek saatimde bile beni çağırıyorlardı. Yardım eder misin diye. Son zamanda yemek saatin dışında dedim artık. Hayır yemek saatimde gelme. Biraz sonra gelir yardım ederim dedim. Benden sonra çok işçi aldılar o fabrikaya girdiğimde. Çok kadın aldılar. Çünkü girmelerine, çıkmalarına, hastalarına, her olan olaylarına ben yardım ediyordum orada. Seni bir de bantta kapatmadılar diye kadınları işten alman da vardı işte değil mi? İşte benim o şeyim ilk defa daha iki ayımı doldurmadan başımı kaldırmasını bildim. O şeyime kendime saygım sonsuz bir kere. Yani o zaman herkes iki ayı doldurar, iki ayda çıkarıyorlar diye. Nasıl eğiliyorlardı biliyor musun? Yerlere yatmadıkları kalıyordu. Ben hep dikilip onlara böyle bakıyordum. Adam diyordum ya çalışsam ne olacak, çalışmasam ne olacak? Hep bu gözle çalıştım ben iş yerlerinde. Yani çalışmasam da olur diyerek çalıştım. Çünkü minnet etmedim. Herkes biliyor bunu. Onda saat kahve gelir saatte kısımlara arabayla verilir gider. Şimdi geldi oradaki kısımdaki bantta çalışan arkadaşlar durdu bantlar. Herkes kahvesini aldı. Çünkü biz almasak ki öbür kısma geçiyor. Gidiyor kadın arabayla bir belli yerde değil. Dedim ki arkadaşlara holop ne afloş öğrendik bağırıyoruz. Kimse yok makine çatır çatır geliyor bant. Biz kağıtları alıp kutulara diziyoruz şeyleri çikolataları. Üç arkadaşız. Çağırdım gelen yok. Kahve öbür kısma geçecek. Bıraktım elimdeki işi koştum arabayı tuttum arkadan kadını. Dur dedim. Üç tane kahve aldım oraya koydum. Geldim bırakın dedim arkadaşlara. Aa olur mu yenge dediler banttan gel. Öyle bir olur ki dedim. Gelsin herkes kahvesini içiyor. Benim burada 10 dakika kahve saatim var. Bunu hiç kimse engelleyemeyecek dedim. Ve gittim oturdum. Patır 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 yere dökülür. İki tane çimento torbası çikolata doldurdular yerden. İki torba sonradan geldiler. Yere dökülen. Bir de baktım ki şefler koştu geldi. O montör koştu geldi. Ettiler. Ettim oturdum oraya. Aldım kahvemi elime. Attım ayağımı üstüne. Şef geldi dedi ki brot dedi. Siz buradan dedi. Anladım ki siz buradan ekmek yiyorsunuz. Siz de dedim bizim buradan brot yiyorsunuz dedim adama. Aynen böyle ettim. Yanımdakiler böyle bakıyor. Öbür banttakiler hep bize bakıyorlar orada. Adama dedim ki tim minürt dedim. Tim minürt. Coffee drink. O ya. Ya. Juliana, Juliana. Here. Coffee drink. Yani demek istiyorum ki eğer Juliana bile gelse ben burada 10 dakika bu kahveyi içerim dedim. Adam gitti makineye bastı, stop ettirdi. İki tane büyük torba getirdiler, doldurdular. Çikolataları torbanın içine adam bir kafayı salladı. Ben de ona salladım kafayı. Oturdum, kahvemi içtim, saatime baktım, saatim geldi, dikildim makinenin başına. İlk eylemi orada yaptım. Ve eve geldim, anlattım. Büyük oğlum buna çok sevindi. Daha 11 yaşında. Anne dedi, ne kadar güzel bir şey. Bizim herif diyor ki, bazı kuralları çiğneme, bu çok kuralcı ha. Ya bu konuda biraz sırt giderek bundan. Ben bu kuralcı değilim, bu çok bağlı kurallara. Olmaz, fabrikanın kuralını bozma. Ne demek dedim, olmaz. O benim kuralımı nasıl bozuyor dedim.
benim kahve içme hakkıma, ben orada 6 saat dikiliyorum dedim. İçmeyecek miydim kahvemi dedim. Bak yapma öyle şeyleri. Kurallara aykırı şey yapma. Sen boş ver dedim. Ben öyle ezilemem öyle 4 kuruş için alemin fabrikalarında. Adam sustu. Ve ondan sonra baktım ki haklı olduğun davayı yürüteceksin. Başladım ondan sonra yürütmeye davam. Evet ondan sonra... Ondan sonra iş geldi kadınlara. Evet. Paraları, haftalıkları veriyorlar. Geliyorlar bantların başına diyorlar ki sen Türkiye'ye ne zaman izine gideceksin? Kadın diyor ki önce gidip kocamla konuşayım da. O bilir ne zaman izine giderken. Kahve saatinde bir araya gelince diyorum ki niye sen karar veremiyorsun ki siz bu sene Türkiye'ye gidecek misiniz? Bilmiyorum herif bilir. Niye herif biliyor ki sen de bilirsin beraber gitmeyeceğim mi? Yok o bilir diyor. İş orada bitiyor. Ondan sonra paralar alıyoruz zarfından alır almaz kadın hiç bakmıyor. İndiriyor önünün cebine diyorum ki açıp baksana kaç lira almışsın diyorum. Herif açar diyor. Niye bacım sen çalışıyorsun herif niye açıyor parayı diyorum kadına. O açar diyor. Ay bu bana çok fena şekilde pasta geliyor kısımlara dağılıyor. Alır mısın kahvenin yanına bir pasta. Kimse inan 70 kuruşu verip de bir pastayı alıp yiyemiyor. Neden yiyemiyorsunuz diyorum bakışıyorlar o parayı bozamıyorlar. Çünkü üstlerinde cüzdan getirme zaten tarih yazmıyor. Ondan sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Bir tane kız geldi benimle röportaj yaptı. O da sünnamlı bunlardan. Herhalde eğitimli bir şey dedi ki Bayan Hoca sen çok lisan öğrenmeyi isteyen bir kadın mısın Türklerin için. Neden bu çaban senin de dedim ki iki lisan iki insanda ben iki insan olmak istiyorum dedim. Ve dedim şunları var ya dedim aşık gördüklerim bunları savunacağım ben öğrendi kadın. Çok sevindi bu söylememe benim. Çok memnun oldum. Her gün bir gün. Yazıyorum kafama, eve geliyorum, prima, prima deyince biz prim veriyorlar sanıyor. Bir gün geldim dedim ki, bugün 5 tane prim aldım dedim. Herhalde dedim, bu ay benim param yüksek gelecek. Ne diyorlar anne dedi büyük olan, prima diyorlar oğlum dedim. Anne dedi, onlar iyi yapmışsın diyorlar, sana para falan verecek değiller dedi. Vay namussuzlar diyorum, ben de para verecekler sanıyorum diyorum. Şodum itirap diyor, yah diyor. Hutfurdama diyor, yah diyor. Ne deseler yah. Eve geliyorum çocuklara soruyorum diyorum ki oğlum böyle anne diyor Allah'ın aptalı demiş o kimse size diyor. Aa aptal mı demiş diyorum. Ertesi gün diyorum ki denk yorum ediyorum anca bunu diyebiliyorum. Yani dikkat et diyorum. Bir şey diyecek olsa Hollandalı. Derken dedim ki ben böyle olmayacak bu iş. Ben Hollandaca öğreneceğim ve şu kadınları bu koyun sürülüğünden kurtaracağım dedim. Yani bunun başka bir çıkarı yok. Çünkü huzurum kaçmaya başladı. Huzursuz olmaya başladım. Kiminin gözü mor geliyor, kimi bantın başında ağlıyor, kimi Türkiye istemez, istemeyerek çocuğunu bırakıp geliyor. Soruyorum ki benden başka yok 3 çocuğunu yanına alıp da gelen. Hepsi Türkiye'de çocuklarını. Ay nasıl yaşıyorsunuz diyorum. Kantinde bir araya geliyor, soruyorum. Ondan sonra Hollandalı diyor ki Türk kadını doğuruyor diyor. Bir tanesi Karadenizliydi, hiç unutmam. Ufacık güzel bir kadın. Ben işe girdim, 3 tane doğurdu, 3'ünü de gönderdi Türkiye'ye 6 hafta sonra. Hep 6 haftalık gitti. Ay onun bebekliğini düşünüyorum, yeni yürümesini düşünüyorum ben. Anne olarak kucağım, ay nasıl yapabilirler bunu diyorum. Bana bir heyeler geliyor. Ondan sonra dedim ki benim tek amacım bunları mücadele. Hollandalı ne diyordu? Türkler doğuruyor. Türk doğuruyor diyor. Bir eline diyor, bir postsehil yapıştırıyor diyor. Postalıyor Türkiye'ye diyor. Öbürü de diyor ki her yıl doğuruyor aynı köneğin gibi diyor. Oğlandan soruyorum köneğin dedim tavşan anne diyor. Geliyorum soruyorum evet tutuyorum kafamda yazamıyorum ama tutuyorum hep söylediklerini kafamda. Çünkü hep kafayı oraya veriyorum ben. Ondan sonra baktım olacak gibi değil başladım öğrenmeye. Bunları kurtaracağım ben. Bayağı öğrendim kendimi kurtaracak kadar. Oradan geldim bana çıkış verdiler o fabrikadan. Hastaneye girdim. Hastanede kadınların kısmını dedim ki bak Müslümanlığa bak ya bendeki anlayışa bak. Gittim personel şefine ben buraya işe gireceğim. Tamam alınıyorsun. Ama dedim ben erkeklerin çalıştığı kısımda çalışmam dedim. Neden dedi. Bizim Türk erkekler beni eğilip doğruldukça bakarlar dedim. Zaten çok da güzel bir kadınım yani. Onların arasına o devrimde girmem mümkün değil benim. Adam haklı gördü. Beni kadınların kısmına verdi. İşte doğum kısmına işte kürdaş oluyor doğum oluyor. O kısma verdi kadınların içinde. Lavabolarını siliyorum camlarını siliyorum temizliyorum. Yani temizlik işçisiyim ama... Orada yatanlar beni hiç temizlik işçi sanmıyorlar. Saçım başım düzenli, giyimim düzenli. Geliyorum böyle mutlu, sevinçli aralarına. Sorarlar, birisi de soruyor, bunu hiç unutmam. Müfra ya yatmış oraya hastaneye. Türkiye'de cam var mı? Cam siliyor. O yatıyor, ben de camı siliyorum. Dönüyorum diyorum ki, aptalsın sen diyorum kadına. Neden diyor, koca bir ülkede cam olacağını düşünemiyorum diyor. Kadın duruyor orada. Öyle bir cevap veriyorum ki bunları artık sorma. Birisi diyor ki Müfra ya Türkiye'de kip var mı? İyice bunaldım artık. Benim büyük oğlum da o zaman
Hayat dergisi vardı. Ona abone, Türkiye'den gelir. O sosyetenin şeyleri vardı. O dergileri topladım bir gün, aldım geldim, kadının yatağının üstüne vurdum. Bak bakayım müfrav dedim, Türkiye'de neler varmış dedim. Varom yule hier komu. Darom dedim, Hollanda hükümeti dedim. Sizden bir şey bulamadı dedim. Türkler kafaları çalışır çalışkanlar diye bizi davet etti dedim. Ondan darom dedim, biz buraya geldik dedim kadına. İşte de şaşırıyor. Birine dedim ki, varım müfra hep kindire. Ya, direk kindire. Heli dağ bereket. Aa, sen dedim çalışmayınca ne yiyorsun burada dedim. Hollanda'da dedim, durdu. 16 yaşına kadar okula gidersiniz, 16 yaşında bir oğlan bulursunuz dedim, yapışır. Ondan sonra bir çocuk doğurur, oturursunuz, para gelsin diye dedim. Ben buraya 30 yaşında geldim ve 30 yıl hiç çalışmadım dedim. 30 yıl hiç çalışmadan geldim buraya dedim kadına. Düşünebiliyor musun bunu sen dedim. Sen kaç yaşında işe başladın dedim kadına. Şeştin ya, ya dedim, senin ailen şeştinin, o fırında bir ekmek vermez sana dedim kadına. Ne diyeyim artık, hep bunlarla, artık bir bunlarla savaş, evde çoluk çocuk savaşı. Dışarıda kadınların savaşı başladı. İyice başladım. Yemek saatinde elime bir elma alıyordum. Dolanıyordum kısımları. Kim yatmışsa başına varıyorum. Anlatını soruyorum. Sorunlarını öğreniyorum. Ondan sonra onlar beni çağırmaya başladılar. İşimin başında. Elimden işimi, bezimi elimden atıyorum. İniyorum aşağı. Yatır, kaldır. Doktorun başında dinle. Randevusunu yap. Böyle inen çok hoşuma gitmeye başladı. Ondan sonra bir dışarıya baktım. Kurslar başlamış. İşte semt evleri var. Nere? Şuraya. Bindim bisiklete gittim. Ben dedim, siz ne yapıyorsunuz burada? Hiç. Bura ne? Halk evi. Neler yapılır burada? Şunlar şunlar. Niye bir Türk yok dedim. Gelmiyorlar ki. Sen dedim faydalanıyorsun ama burada dedim kadına, iyice oturmuşsun. Çocuklar. Bu çocuklar ne? Bırakıyorlar. Biz bakıyoruz anneleri bir yere gidince. Ya bizim kadınlar bir spesyalise gidiyor. Çocuğunu koyacak yer bulamıyor. Bir şeye, çarşıya gitse mecbur onu yanında sürütlemeye, burnunu çekerek. Ama bunları da bırakmalılar buraya. O zaman ben dedim bu tarafa doğru bir yöneleyim. Kadın sustur dedi ki bana, Bayan Öcal dedi, oturuyorduk, ne var, çok da seviyor kadın, bazen beni dinlenmeye banyoya oturtturuyordu, muayene ettikleri şeye yatır, git şuraya yat diyor biraz diyor, öbür susturlar gelene kadar diyor, o kadar seviyor beni. Oturuyor gene, ben elimde bir elma soydum, Bayan Öcal dedi, ne var dedim, ben sana bir şey diyeyim mi dedi, söyle sustur dedim, sen dedi bu işe göre bir kadın değilsin dedi, sen temizlikçi kadın değilsin dedi, her halinden belli senin dedi. Ağladım öyle deyince, dedim ki düşünebiliyor musun dedim. Ben dedim koca köyün ağasının kızıyım dedim. Bir ağanın da geliniyim dedim. Ben zengin bir ailenin kızıyım dedim. Zengin bir ailenin de geliniyim dedim ama bir sebeple buralara geldik dedim. Fakat kabullenemiyorum bir türlü dedim. Dedik ama dedi sen başka bir iş bul Bayan Öcal dedi. Bu temizlik işi sana göre de. Bunu bir gerizekalı da yapabiliyor dedi kadın. Gerçekten kafama oturdu bu benim. Gerizekalı da o işi yapıyor tabii. Ama dedim, benim eğitimim yok dedim. Benim ilkokul diplomam bile yok dedim. Ben ne işi yapabilirim ki dedim. Olsun sen kendin geliştirirsin dedi. O verdi bana adresi. Filan yerde dedi, buyur tavşiler var dedi. Oralara git sen dedi. Oralarda sana kurs versinler dedi. Lisan öğrendin miydi dedi. Sen her işi yaparsın dedi. Sen çok kabiliyetlisin dedi. Gittim buldum buyur tavşileri. Ona gittim, ona gittim. Hangisi hoşuma gidiyorsa artık. Buyur tavşiden sıçradım. Firavu ofurlekte. Yani firavların, kadınların sorunlarını yatıran masaya bir grup var. Bir kuruluş var. Onların içinde buldum kendimi. Oraya vardım şimdi. Herkes söylüyor nereden gelmiş. Birisi yaşlılar bilmem neyinden gelmiş, filan dernekten gelmiş, filan kuruluştan gelmiş. Sıra bana geliyor. Sen ne iş yaparsın? Ben Bayan Öcal, ben Türk kadınlarının tehkiki vurduğuyum. Onların sorunlarıyla ilgileniyorum ben. O zaman açıyorlar ağızlarını sana anlattığım gibi iyice can kulaktan. Türk kadınlarının şu sorunları var, kocaları dövüyor bunları, paralarını kendi harcayamıyor. Evleri muazzam şekilde değil. 18 yaşında eve yazılıyor Türk gençleri, zaten 18 yaşında bir Türk kızını evlendiriyorlar. Bir de 3 yıl onun evini bekliyor bu. Yani aile birleşimi zorlaşıyor. Türk kadınları kapıdan dışarıya çıkamıyorlar. Okur yazarları yok, lisanları yok. Aynen bir koyun sürüsü gibi yönetiliyorlar. Ben bunlara bir şey yapmak istiyorum. Herkes bildiği yardım ortaya koymaya çalışıyorlar. Onu ne diyorlar? Şuraya götürelim, oradan alalım, şuraya götürelim, oradan alalım derken iyice kendimi işlerin içinde bulmaya başladım. İlk başladığında zaten senin Hollandcan da yokmuş. Hatta bir kere belediyede ve senin meclis üyelerini anlatmam vardı Hollandaca. Onu bir anlatsana. Sen onu anlatmam var. Birinde de en büyük iş ne biliyor musun? Beni çağırdılar ondan önce. Belediyelerde seçiliyorlar ya. O zaman burada bir sadece köpek seçiliyordu.
O herkesi burada goteleştirdi, aynı yerlere yerleştirdi zaten Türklere. O an çok gıcık ediyordum ben. O gene seçime giriyor. Benim oğlum daha küçük, giremiyor. Belediye rahata sokmak için birilerini arıyor. Belediye de benim bu çabamı biliyor. Beni çağırdılar, bir yere toplanmışlar. Bana bir kitap koydular, Gülay, bu yürekler acısı. Şuradan iki sıra oku dediler, seni seçimsiz belediye yönetimini alacağız dediler. Düşünebiliyor musun bunu? Okuyamadım iki sırayı. Konuşuyorum, anlatıyorum, deli oluyorlar adam ya. İki sıra dediler, bayan hoca şu kitaptan oku dediler. Seni seçimsiz belediye hemen rahat alacağız dediler. O zaman sen burada aklını savunabilirsin dediler. Okuyamadım ve ağladım. Hep üzüldüler. Böyle yaptılar adamlar. Ondan sonra işte open bar toplantılar var ya, ona katılıyorum. Gidiyorum, herkesin önünde bir mikrofon, biliyorsun koca 200-300 kişilik salon. Herkes oturuyor, ben de buraya oturuyorum. Bir yanımda bir Urtaş'tan gelen bir kadın var. O oturuyor, beraber oturuyoruz. Sıra bana geliyor, herkes adını söylüyor. Hep kuruluşlardan gelmişler biliyorsun ya, öz örgütlerden, kuruluşlardan. Ben Firav Öcal, Türk Kadınlarının Tehkif Ordu'yum. İyi, söyle bakayım ne istiyorsun? En kamur, en telefon. Vafur diyor adam, varum. Darum diyorum, Turkish Firav problem tot here diyor. Arkası yok. Neden problem yapıyorlar adamla? Arka yok çünkü. Ama anlatamıyorum. Ondan sonra kadına şey yapıyorum. Sen söyle diyorum. Kadın bana yavaşça bir şey söylüyor. Ondan sonra oradan bir şey daha götürüyorum öbür sefere. Derken işte bu Yosay denilen kızla tanıştık. O demek ki o zaman Velzağan'dan geliyormuş. Geldi beni buldu benim evimde. Buna ben anlattım. O zaman ben hasta kaldım. İşte bir işte daha çalıştım 3 sene. Beyin sarısı geçirdim. Uzun hasta kaldım. İşte o zaman o kızı buldum ben. Biraz daha hasta kalıyorum ya, boşum. Bu kıza sorunları götürdüm. Yosay dedim. Bu böyle Bürtaş'la, bilmem Türk cemiyetiyle olmuyor. Örgütlenmemiz gerekiyor. Örgütlüce ve Türk kadınlarının bilinçlenmesi gerekiyor dedim. Ha, onların beyinleri var, dop dolu, ama onlara bir şey yönlendirmek gerekiyor dedim. Aptal değil Türk kadınları, bunu dedim. Kesinlikle söylerim dedim. Kızın kafasına yattı. Kız bana çok yardımcı oldu. Oğlum tercümelerimi yapıyor. 2,5 lira veriyor. Gelen mektupları okuyor bana, yine para veriyorum. Bir şey yazılacaksa yazıyor. Yani bir kitap yazıldı, orada örneği vardı ya. Türk kadınları hakkında yazı dediler. Oğlum yazdı o yazıyı Hollandaca. Ve altına bir resim çizmiş. Akıllara durgunluk verir. Oğlum onun altına, kadınlara ait. Yani onun da gücü var. Allah için şimdi büyük oğlumu bana desteğe böyle anlatılacak gibi değil. Evet, onu da anlatmıştın. Ben Kazak örüyordum. O bana Marx'ın kitabını... Marx'ı, Lenin'i, Kara Marx'ı. Bütün liderlerin kitaplarını oğlum bana baştan ayağa koydu. Sorun şimdi iki şey kafamdadır. Babamın odasında siret okunurdu, Muhammed'i okunurdu çocukken. O Hazreti Ali'nin, peygamberin ne yaptıklarını bir dinciden daha iyisini bilirim ben. Yani bir dinciden en iyisini bilirim. Çünkü odamızda yaza kadar onlar okunuyorlardı. Ben çocukken, daha ilkokul yaşta, daha küçükken. Ondan sonra oğlum baktı ki örgütleneceğim. Benim bilinçlenmem gerekiyor. İşçiyi bilmeliyim, emekçiyi bilmeliyim, ezeni bilmeliyim, feodal düzeni bilmeliyim, demokrasiyi bilmeliyim. Bu oğlum akşam otururuk burada yatar yatar da ben tabana minder kor otururum, örgüm lambaya çarır. Ben hem örerim onlara kazak, hem dinlerim oğlum başından başlar. Feodal düzen budur, demokrasi budur, şu ülke şuna yönetiliyor, bu ülke bundan yönetilir. Örgütlenme şudur, kadın hakları şudur. Ha anam göreyim seni der, sana güveniyorum ben. Başaracaksın. Ve böyle başladım. Böyle öğrendim. Ondan sonra derneklere gitmeye başladım. Amsterdam'da AKTB'ye gittim. Dev Sol, büyük oğlum Dev Sol'uydu. Onların derneğine daha fazla gittim, ısındım. Her yerden bir şey aldım geldim. Her yerden bir kucak dökemen alır gelirim, gittiğim yerden dökerim ortaya bunları. Neler daha bize lazım? Ev doktoruna giderdim. Oralara asıyorlar küçük küçük broşürler. Onların yazılarını alıyordum son zamanda. İşçinin maaşı az olunca nereye başvurursa onu alıyordum. Kadın dayak yiyince nereye başvurursa onu alıyordum. Gittiğim yerlerden. Şu gün olmuş da giderim, her gittiğim yerden bu eve bir şey getiririm ben. Hemen gözüme çarpar orada. Çünkü hep kafamdaki onlar benim. Böyleyle örgütlenmeyi öğrendim. Ve örgütledim. Derneğe kurdum. Derneğe aldım. Yabancı kadınlarla 82'de bir şeyimiz oldu. 8 Mart oldu. Bizim Türk kadınlarını eğlence diyerek götürdüm. Hiç kimse 8 Mart'ın bir kadınlar günü olduğunu bilmiyor. Çok başarılı olduk orada. Oyunlarımızla, yemeklerimizle, kıyafetlerimizle. Orada tanıştık. İspanyol, Portekiz, Şilili, Surinamlı kadınlarına. Onların arasına girdim. Hemen dedim birleşek, beraber olan.
evlerde toplantı yapmaya başladık. Önce kendi evime getirdim onları. Biz de toplantı yaptık. Ondan sonra birinin evinde yaptık. Ondan sonra işte bu Frau Oferlech'te gittik hep birlikte. Oraya bu sorunlarımızı götürdük. Derkene derneği açtık. Dernek verildi bize. Bütün tavanlarını, duvarlarını kadınlarla yıkadım. İşte bunun gibi arkadaşları toplarım, çağırırım. İnanır mısın bir çağırmamda 20 kadın getiriyordum. Bu dillere destan yani. Ama ilk kadınlara gittiğin toparlaman da çok hoştu değil mi? Senin Hollandalılarla, Hollandalı bir arkadaşla çıkıp o perde hikayesini anlatsana. Hatta kapalıları da başını kapatıp giriyor musun falan, onu da anlatırsan İşte gittim. Abla. Şimdi Hollandalı ile gidiyor. Bizim halkı biliyorsun, kadınların hep kafası kapalı. Benimki açık, yanımdakiler. Ben oraya gireceğim, karısını kursa çağıracağım. Onun karısını, kızını, gelini evden çıkaracağım ama adam bana ne gözüyle bakacak diye başımı örtüp gidiyorum evlerine. Uslu usluca oturuyorum. Ondan sonra sağa sola hiç dokunmuyorum. Hele de sola hiç dokunmuyorum. Anlatıyorum, diyorum ki bak kardeşim, madem ki bu ülkede miyiz? Bak bir doktora gidiyorsun, derdini anlatamıyorsun. Bir yere gidiyorsun, maaşın kesiliyor, içinden çıkamıyorsun. Bunu öğrenmek gerekiyor. Bak şurada, şurada, şurada şunlar var. Bizim milletin çok iyi insanlarız. Bak Türkler gerçekten iyi insanlar ama yine de biraz çıkarlarına değinmezsen bir yere gelmiyorlar, gitmiyorlar. Bak maaşın kesilirse ben sana yardım... Ne diyor orada bana biliyor musun? Yarın bizim hanım doktora gidecek, yenge bir yardım eden, yani 50 güldenden kurtaracak adam. Gidiyorum, Gülay. Mecburen gidiyordum yani. Çünkü evine varıyorum, adamın derdini dinliyorum. Diyor ki haftaya benim randevum var, yenge benimle doktora gelin. Mecbur tıpış tıpış gidiyorum. Yani adam elini cebine atacak olsa tüylerim ayüstü kalkıyor benim. Zaten benim amacım onlara yardım etmek. Ya ben oraya bir para için ya da bir şey için gitmiyorum ki. Son zamanlarda ne yapıyordum biliyor musun? Gözüme kestiriyorum ya burada sağcıyı, dinciyi, yalancı dincileri. Çağırıyor beni, bile bile çağırıyor. Benim artık görüşümü biliyorlar son yıllarda. Gidiyorum elini cebine attım, diyorum ki benim... Fraksiyonum bana insanlara yardım et diyor, para al demiyor diyorum. Koy o paranı cebine, hadi diyorum adam, hadi Allah'a ısmarladık. Çekip gidiyorum. Ya canavar gibi kadın diyor, gidiyor adam camide. Canavarlığım ondan 50 gülden almadım işte ya, onun işine geliyor. Ben de biliyorum kullanıldığımı, farkındayım ama ne yapayım ki? Ben bu yola koymuşum başımı, ben bu işi yapacağım ama çıkarla yaparsam benim bir tercümanla ne farkım kalıyor? Bir paralı git 50 güldenin al dön. Burada çoğu yaptılar bu işleri, çoğu arkadaşlar ama kaynadı gittiler. Kayboldular yani. Benim dernekteki çalışan arkadaşlarım, yani bana bazı karşı çıkan, yani çekemeyenler, tercümanlığa gittiklerimi aradılar, gittiler para aldım, alıyor mu sizden diye. Onları bir araştırdılar, ben para aldım mı almadım mı diye, ki Allah'tan ki öyle bir amacım olmadı hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Ve onların zaten derdi benim burama çıkıyordu, alacağım bir yer kalmazdı ki. Ne inanırsın ki? Zaten ezilmiş, düzülmüş, evden atılmış, kendi parasını kendi cebinden çıkaramıyor. Benim amacım onlara yardım etmek. Eve götürüyordum. Oraya geleceğim. Derneği açtıktan sonra işte kontak firavı oldum. İlk kontak firavı ben oldum. Artık şu kafama ne geldiyse her haftada düşüncem ne? Dedim ki kahve saat organize edilecek. Neden? Kadınlar kahve içmeye gelecekler. Her bir yurtta işte bir Türk kadın olacak. O Türk kadını kendi çevresini oraya getirecek. Öbür Türk kadını kendi çevresini oraya getirecek. Ben kendi çevremi buraya getireceğim. Ne olacak? Bu kadınlar burada kahve saatinde dertlerini anlatacaklar. İçini boşaltacaklar ve oradaki kontak firavı arkadaş da bu sorunları alıp kendinden bir üstüne götürecek. O da bir üstüne götürecek. Bu organizayı ben yaptım ve bu fikri ben attım ortaya. Bu devam ediyor. 6-7 tane kontak firavı oldu benim dönemimde. İlkine ben oldum. Yazı yazıyorum, fabrikaya önüne dikiliyorum. Bir kahvemiz için gelin diye. Bildiri görünce, hep bildiri olunca sol zannediyorlar. Bir korkuları bu. Birisi gelmedi fabrikadan çıkıp da işte saat 4'te çıkıyor. Yarım saat bir kahvecim hemen yanların bitişiklerindeyiz. Ama ondan sonra geldi miydi gördüğü zaman seni, yenge bana yardım eden mi? Yani kahve saatime geliyor, düşünebiliyor musun? Ben bunu bile bile kullanırdım. Geliyor çağırıyorum, diyorum ki benim pazartesi kahve saatim var işte bunlara. Ayşe, Fatma, Fadime telefon ediyorum, gelir misiniz yarın benim kahve saatime? Tabii yenge, sen çağırın da gelmez miyiz? Geliriz, geliyorlar. Poğaçaları hazır. Börekleri hazır, konulmuş oraya. Neyse, çerezleri. Kahvede parasız, belediyeyle boğaz boğaz oldum. Kahve paralı olacak diyor belediye. Gittim belediyeye, dedim ki, siz dedim bir misafir çağırıyorsunuz dedim. Bize buyurur musun diyorsun. O size buyuruyor, kahve parası alıyor musunuz dedim. Durdu böyle, ama biz onları kahve saatine çağırıyoruz dedim. Onlardan nasıl para isteyeceğiz biz dedim. Ama Pervin işte Hollandalılar paralı içiyor, Türkler parası içiyor da bizim yanımızda sorun oluyor. Valla ben o sorunun yerine bir başka ideyi bulurum dedim. Bu sorunu yürütmem. Ben çağırıp da derneğimde yahut da kahve saatinde bu yurtta işte hiçbir Türk'ten 5 kuruş para almam dedim.
Ne yapan dediler, bir çaresini bulacağım dedim. Ya vereceksiniz, devam edeceksiniz. Yoksa bizden hiç kimse gelecek diye beklemeyeceğiniz dedim. Kabul ettirdim ve yıllar benim dönemimde hep kofi parasız oldu. Hiç kimseden şimdi paralı içiliyor kofiler. Artık karışmıyorum tabii. Birinde de belediyenin bir toplantısına katıldım yine. Dedi ki belediye başkanı, Türklere dedi, büyür tavişlerde dedi, lisan kursu vermek, okuma yazma kursu vermek kalkacak dedi. Para dedi azalıyordu. Çünkü dedi işte filan yerde bir üniversite var Zaandam'da dedi. Oraya yazılacaklar dedi. Gelmek isteyen dedi, Türk bayanları dedi, oraya lisan kursuna gelecektim. Parmağımı kaldırdım. Dedim ki Münir, bizde üniversite liseden sonra başlardım. Artık konuşuyorum o zaman. Üniversite bizde dedim liseden sonra başlar. Bizim kadınlarımızın ortaokul, ilkokul diploması yok dedim. Sen nasıl getiriyorsun onları üniversiteye dedim. Dedi ki ama şart değil ki diploması olma. Ama onların kafasındaki o dedim. Üniversite dediği zaman bir Türk bayanı diyecek ki dedim, ben ilkokul okumadım ki üniversiteye gideyim diyecek. Biz onları buraya getiremeyeceğiz ne yazık ki dedim. Ama dedim, dersen ki dedim, büyür tarih dediğin zaman dedim, orada kurs var dediğin zaman zaten evine yakın dedim. Kocasına diyecek ki dedim, şurada arkadaş bir kahve saati açmış, şuraya ben sen kahveye gidiyorum, ben de 5 dakika uğrayayım diyecek, çıkacak. Onlar izinsiz çıkamaz dedim. İkincisi nedir biliyor musun dedim, büyür tarihlerde bizim lisan kursu vermemiz dedim. Adam sabahından kalkıyor, banyosunu yapıyor, kahvaltısını yapıyor, losyonunu sürüyor, kahveye gidiyor dedim. Bu kadın evde dedim. Kadına da hadi kahve saatine gideceğiz, sen kontak kralısın dediği zaman dedim, kalkacak, banyosunu yapacak, evini toparlayacak, yemeğini yapacak dedim. Ve bileziklerini takıp en güzel elbisesini giyecek, kahve saatine gelecek dedim. Ben bunu istiyorum, bunu dedim. Bizim kadınlarımız dedim, hemanın üstünde kahve içemezler dedim. Bizim kadınlarımız Vrom Drosman'ın üstünde kahve içemezler. Varom, darom dedim. Eğitimi yok, kültürü yok dedim. Pratlant'tan gelmiş dedim. Oturamaz, onun yanına gelir bir erkek oturur dedim. O da laf atar ona dedim. Buraya gelmiş diye dedim. Onun için benim tek isteyen bunlar böyle yönetilecek dedim. Ve kabul ettirdim orada. Yoksa üniversiteye taşıyacaklardı kadınlar. Nasıl gidecek? Ya üniversitede üniversite olduğu için de, hıba olduğu için. He, onun için gidecekti. Bunu da başardım. Sürprizleri kestiler, derneğe geldiler. 35 tane kadını götürdüm ha burada gazetede. Götürdüm ve ayağa kalktım. Dedim ki bunlara para lazım eğitilmesi için. Sorun dedim, hiçbirisi ilkokul açmış mı şunların? Gelin biriniz sorun bunlardan dedim. Bunlar burada eğitilecekler işte dedim. Ve bu topluma çıkacak bu kadınlar erkeş dedim. Siz Türk kadınların dedim, baklavasıyla dedim, eteğiyle, pantolonuyla tanıyorsunuz. Öyle değil, bizim kadınlarımız çok yetenekli. Ben bunu size göstereceğim bir gün dedim ve gösterdim işte. Kontak firavı projesini koyduğum zaman, kadınlar kontak firavı olduğu zaman ne oldu? Organizasyonu yaptı, kahve saatini yaptı, kurslar organize etti ve lisan öğrendi, kendini geliştirdi, el yetin aldı, çıktı, öbürü girdi. Bugün 15 yılda giden sene 150 firavı girmiş çıkmıştı. Sadece 150 Zaandam'da. Tane, sadece Zaandam'da. Ya bu projeyi ben koydum ortaya, işte o kitabı vereyim biraz sonra. İşte onun eğlencesi oldu giden sene, onun çekimi oldu bende. Bir proje biliyorsun Hollanda'da 5 yıl veya 4 yıl sürüyor. Bu proje 16'sına girdi. Kontak firavı projesi devam ediyor böyle. Ve kadınlar geliştiler. Bugün yüzme havuzuna gideceksin. Ben 10 kadından başlattım yüzme kursunu. 72'de 5'e düştü. Üçümüz diploma aldık. 5 kaldık. 5'in içinde 3 kadın diploma aldık. Şimdi git, sıra yok yazılmaya. Sıra yok yüzme havuzlarında. Sıra bekliyor. 60 yaşında, 55 yaşında, 57 yaşında kadın cumbur cumbur şimdi yüzüyor. Sen mutlu olmaz mısın oturup da evde yani? Bazı izlemeye gidiyorum ben onları. Çıkıyorum, gidiyorum. Hele ellerini sallıyorlar bana havuzun içinde. Bugün bütün Türk kadınları bisikletin üstündeler. Aşağı yukarı hepsi işte bu da şu gelen benim tonton da öğrendi bisikleti giden sene. Pervin abla, senin başlattığın burada kurslar, bisiklet kursları, yüzme kursları, onları bir saysana sen. Hangi birini sayayım? Benim başlattığım kurslar, kadınların düşük pozisyonunu önce yukarıya kaldırmak. Ya benim sloganım ne oldu biliyor musun? Ben kadın değilim, insanım. Ben kadınlara bunu öğrettim derneğimde. Her bilgilendirme gününde 22-23 kadın geliyordu. Benim bilgilendirme günümde. Sen kadın değilsin, insansın diyordum. Senin de şunda hakkın var, şunda hakkın var, şunda hakkın var. Sen de şunları yapabilirsin. Ben Hollandalı çağırdım. Ben evimde elektriğimi yapamadım. Eve gelen zorluk görmüş. Benim kablom yaşa düşmüş. Çok tehlikeymiş o. Dedi ki bayan hoca çok tehlike dedi. Kablo dedi, nat yukarıda dedi, yaşa düşmüş. Ben bu konuda hiç bilgim yok dedim. Yok beyim, dilime gidiyor. Kalmıyor yazın evde. O zamana kadar gidiyor yerine söylüyor. Bayan hocam diyor işi tehlikede diyor. O bana bir montör geldi. Baktı, düzenledi, onu topladı, kaldırdı. Muşambaya yaş gelmiş, o da yaşa düşmüş.
Düşündüm, dedim ki ya ben yani aklımdan bilen bir kadınım diyorum ama bu konuda hiçbir bilgim yok da evim yansa bilmiyorum. Gittim hemen derneğe, dedim ki kadınlara, dedim evin içlerindeki aletler konusunda bir bilgilendirme günü düzenlememiz gerekiyor dedim. Hemen yönetim kurulunda. Bunu gündeme aldık, telefon ettik. 3 tane Hollandalı kadın geldi. Kablo, şu başına takılacak, uzatılacak aleti, boğur makinesi doldurmuşlar arabanın arkasına geldi. 23 kadın geldi o gün, 23 kadın. Bir telefon, hep telefon dolandırırım bunları. Geldiler, hadi telefon, kabloyu uzattılar, oraya anahtarını taktılar, tekini taktılar. Boğur makinenin duvarı deldiler, elektrikleri, lambaları yaktılar, taktılar 4 saatin içinde bu. Bir mutlu oldum, dedim ki Hollandalı, Türk kadının başarısını görüyor musunuz dedim. Demek ki yapılınca yapıyor herkes bunları dedim. Yani hadi kadın genelde yalnız kalıyor, evde elektriğinde bir sorun olsa ne olacak? Bana ne gerek olduysa bir insan olarak ben onu onlara aktardım Gülay. Yani bir insanın neye gereksinimi var? Şu ülkede yaşayınca hangi zorluğa düştüm ben? Bana ne gerek oldu? Ne sorunlarım olduysa bunu bütün ortaya döktüm, başkalarına yaptım ben. Ne gerek? Bir insana özgü ne gerektir yani? Her şeye gerek. Ben onlara her şeyi koydum ortaya. Sebzeyi yıkayınca biz genelde hazır ederek doğrarak şuraya koruk. Ben beslenme için Hollandalı çağırdım, uzman. Sebzelerin 15 dakika önce doğrandığının bile yanlış olduğunu öğretti bize. Yani vitamininin gittiğini. Yani yemek kursunda olsun, eğitimde olsun, sağlıkta olsun, kadın hastalıklarında olsun, yanlış nefes alma. Yani bir insana ne gerekse ben o derneğimde bunu gündeme aldım ve folder yaptım. Ortaya koydum, şunlar 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 yapılmalı bu kadınlar için. Ne oldu biliyor musun? Ben şeye gidiyorum, kadınlara tercümanlığa yardıma gidiyorum. Kadın içindeki organlarını bilmiyor hiçbirini. Kadının rahminde fleshbone var, uğur var. Doktor diyor ki bu uğuru almazsak bunun hiçbir şikayeti bitmeyecek. Diyorum ki ben etme yenge, kurban olayım, ben daha gencim diyor. Hocam genç, ben erkek olurum. Ben anlatıyorum, ben doktor olmadığım için kadın benden bir şey anlamıyor derken bunu ne yapacağız? Kalp dediğin zaman şu yanını gösteriyor, sol taraftaki kalbe. Karaciğer diyorsun bilmiyor, loğun diyorsun bilmiyor. Kadını çağırıyorsun, inacı içtin gidiyorsun, attım diyor. Birini zöğürt attım, birini yelleme de attım, birini akşam attım diyor. Onun tercümesinde zorluk çekiyor. Gittim gene halk evine, birine dedim ki, kadına birisi koordinatör hemşirelikten ayrılmaydı. Yani dedim, bize dedim bir iskelet lazım dedim. Neden dedi, bizim kadınlarımızın hiçbirisi iç organını bilmiyor dedim. Ben zorluk çekiyorum bunları anlatmakta. Kadın 1500 güldene bundan 15-17 yıl önce bir iskelet getirtirdi. Ben bunları kapı kapı gezdim. Okullarda çocuklarının eline yazdım, verdim. Yarın şuraya gelsinler diye. Böyle dağıttım öğretmenlerin yardımıyla. Topladım, iskeleti yatırdık masaya. Bunların iç organlarını öğrettik. İşte şöyle çocuk olur, şu yumurtalıktan şu olur, şu rahimden şu olur. Ta beyine gider, şuradan gelir. Onlar söyledi, ben bunlara tercüme ettim kadınlarımıza. Yani yapmadığım, anlatmayla bitecek bir şey değil ki. Yani en önemli yaptığım şey... Kontak firavı projesi, kadınların sağlık konuları ve psikolojik konuları. Bak, Türk psikolojisi getiriyordum ben şeye, BFO'ya. Çarşaflılar geldi çıktılar. Ya bizim onlarla aramızda belli bir şey var yani. Bir baktık ki geldiler. Pervin kim? Benim Pervin hocam. Ne diyorsunuz? Buyurun bacım, hoş geldiniz. Gelin geçin şu tarafa. Biz sizinle çalışmak istiyoruz. Sizin şeyleriniz ne? Çalışmalarınız. Dedim ki bakın, benim sizinle 3 ortak yönüm var dedim. Yabancısınız yabancıyım, kadınsınız kadınım, annesiniz anneyim. Bunun dışında sizinle yapacağım hiçbir şey yok dedim. Benim derneğim kurulmuş çalışıyor. Buyurun açık. Yarın bir gün psikiyatr gelecek. Şu gün şu bilgilendirme günümüz var. AIDS günümüz var. Bunlara elimizdeki programı verdim. Bak şurada şunlar var. İstiyorsanız bize buradan bir yer vereceksin. Hayır, ben derneğimden hiç kimseye bir yer veremem. Kadın mısın? Kadınım. Yabancı mısın? Yabancıyım. Annensin anneyim, işte gel, bizim sorunlarımız bu. Gel birlikte halledek bunları. Ve 3 defa geldiler, bu sefer benim dernektekiler hotladılar. Pervin Hanım, sen bunları ne topluyorsun buraya? Ya arkadaş, niye öyle diyorsunuz dedim. İşte o da kadın, onun da sorunu var. Onun da yapacağı şeyler var. Bırakın gelsinler kadınlar, ama kreşe bırakıyor. Çocuklar kreşte durmuyor. Bir de kreş yaptırdım oraya. Çocukları bırakmaya 25 gülden veriyor. Birisi bakıyor bizim faaliyetlerimizde çocuklara orada. Benim baktığım günler çok oldu. Düşünebiliyor musun? Kus verdiriyorum, kadının çocuğuna bakıyorum. Pervin abla, çocuk acıktı, bir şeyin yok mu diyor. Gelirken çocuğuna bir lokma ekmek getirmez de. Onu da ben götürüyorum evden. Kadın, ben onun yöneticisiyim. Oturuyorlar, hani bilgilendirme gününe çağırıyoruz ya. Pervin abla, bana bir çay verin diyor. Çayını götürüp veriyorum eline.
Perun abla bana bir kahve getirin. Dürgüdüğüm kahveyi de götürüp önüne koyun. Bir gün dedim ki işte fındık da var onda. Arkadaşlar dedim. Ben buranın yöneticisiyim diye döşüme bir yazı mı takayım dedim. Buna bir çare mi bulak dedim. Ben bunların kahvesini çayını mı taşıyayım şu yaşımda dedim. Öyle deyince ne yapak dediler. Dediler ki sen birini bul. 25 günden belediyenin bütçesinden ayırttırak, formül doldurak. Yani dekare edek bunu. Sen o çay kahve işlerini yaptır. Bir arkadaşım kocasından ayrıldı. Ekonomi durumu çok kötü. Ona haber verdim. Dedim ki bak biz kadın derneğiyiz. Biz sana yardım etmek zorundayız. Gel sen orada kahve yap benim yanımda. Fincanları topla yıka. 25 güldene ben ona her hafta 40 gülden yazdırdım. Dekare ettirdim belediyeye. Verdi çıtır çıtır onları. Bir bilgilendirme günü yaptım. Genç kızlarla annelerini bir araya getirdim. Davetiye çıkarttım. Dernekte topladık. Birkaç da öğretmen bayan arkadaşlar geldiler. Onları yüz yüze. Annenin beklentisi ne? Kızın ne yapmasını istiyor? Genç kız anneden ne istiyor? Ne yapmak istiyor? Anneden değil yani bu toplumda ne yapmak istiyor? Bunları açık açık yüz yüze konuşturduk. Çok güzel bir gün oldu bu. Ama bayan öğretmenlerde bunu İmran diye bir öğretmen vardı. Bayan öğretmen çok beğendi. Çok dedi çarpıcı bir şey oldu bunları yüz yüze. Kız diyor ki ben de arkadaşlarımla diskoteye gitmek isterim, eğlenmek isterim. Annesi diyor ki şu yüzden göndermek istemem. Hepsini böyle yüz yüze konuşturduk. AIDS konusunda bilgilendirme günü yaptık. Yine çarşaflarda geldi katıldılar o günde. Ve kadınlarımızın bilgilerini artırmak. Yani önce dayaktan kurtarmak, patronun baskısından kurtarmak, onlara benliklerini kazandırmak. Ondan sonra da evinin içinde nasıl hareket edecek? Çocuğu okula kendimi götürsün, çocuk kendimi gelsin. Hangisi daha yararlı? Bunların kurslarını verdirdik ve büyük oğlum burada bana bir telefon numarası adres verdi. Gönüllüler oluyor orada. Oraya telefon ediyorsun, gönüllü bayan buluyorsun. Ben bunlara hep Hollandalı getirdim. Yanında bir tercüman, bir arkadaşım böyle genç kızımız gibi kızlar oluyordu. İşte okuyan, üniversitede okuyan kızlarımız vardı. Onları tercüman çağırıyordum. Onlar anlatıyorlardı. Yani anne çocuğunu okula götürürse mi daha iyi çocuğa destek, çocuk kendi kendine gider gelirse mi iyi. Hangi oyuncaklara oynamalı? Gidiyordum. Ben Büyür Tavş'tan oyuncak getiriyordum, kiralıyordum. Oradaki gelen annelerin çocuklarını orada oyuncaklarla oynatmak için ve yanına kreş odanın birini yaptık. Çocuklar bunu önerdim belediyede. Dedim ki bir anne spesyaliste doktora gidiyor, yarım gününü alıyor bu. O çocuğunu bırakacak yer bulamıyor. Öyle bir yer olmalı ki anne bir yere giderken çocuğunu oraya bırakabilmeli. Yani ben ne zorlukla karşılaştım. Yani bir anne onu yaşamasın yani ben yaşadığım şeyi. Ve bir yer yaptık. Kadın getirip çocuğunu bırakıyordu oraya rahatça. Spesyaliste gidiyor, çarşıdan alışverişini alıyor, dönüşte çocuğunu alıp gidiyordu. Yani kadınları rahatlatacak, kendini benliğini bulacak bir derneğe sahip oldum. Ve çok mutlu şekilde, çok aktif şekilde devam ettirdim. Ve bir tutkumu dora benim. İnan ikinci evimdi. Evimde ne ikiyse birini oraya götürüyordum mutlaka. Çorba yapıyordum. Ve Hollandalılar kursa geldiği zaman böyle bir bilgilendirme onlara birer tas mercimek çorbası veririm. Orada pişiriyordum. Sobaya, fırına patates atıyordum. Bir paket tereyağı götürüyordum. Tereyağıyla pişmiş patatesi onlara ikram ediyordum. Bir anne evi gibi gelen giden artık yani bir derneğe gelmiyordu. İkinci bir evine geliyordu. Ya bütün amacım buydu benim. Onları çekebilmek, yuvalarından çıkarmak. Artık bir benliğini bulması kadının yani ben kimim yani bilmiyordu. Bir yere gittik Wormafire'ye, Zaandam'ın dışına taştım artık. Wormafire'ye gittik, buraya bağlı. Bir Hollandalı'nın büyürtaştan bir görevliyle gittik. Birinin ziline bastık, kadın kapıyı açmadı. Görüyorum ben kadını arada. Benim dedim, kadınım, kimse yok dedim. Kadın kapıyı açtı, içeriye girdik. 5 yıldır kocası işten gelirse çıkarırmış dışarıya bu kadını. Kocası işe gittiği an kapıya çıkmak yok. Zile basana kapıyı açma. 5 yıl izole edilmiş bu kadın. Bir evin içinde düşünebilir. Bunun psikolojik durumlarını bir düşün. Yani bu çocuğuna ne verebilir? Bu topluma ne verebilir? Kendinden ne bekleyebilir? Ve o kadını ben oradan çıkarıp Wormafire Büyürtavşı'na getirmeye başardım. Gittim kocasıyla konuştum ayrı. Kadınla konuştum ayrı. Bunun tehlikeli olmadığını, onun da bir insan olduğunu... Uz dillerle, uzmanlarla anlattıra kadını oradaki büyürtavşa getirebildim ve oradaki çevreye de gittim dolaştım. Oradaki büyürtavşa da orada olan Türkler oraya getirdim. Yani burada amaç ne? Bir kadının insan olması. Kadınlığı aşması. Ben insanım, ben de gidebilirim, ben de yapabilirim, ben de yazabilirim, ben de çizebilirim. Başarısını dökmek. Hele de Hollanda toplumunda bir Türk kadının başarısını göstermek. Yani bizi o kadar kötü tanımışlar ki
Türk kadını mutfakta, yatakta. Ya yani başka bir şey yapamaz ya. Ama ben bunu Zaandam'da gösterdim. Türk kadını ve her şeyi yapabilir. Ben örneğim çünkü. Ben nasıl yapmışım her şeyi hiçbir okul kapısı açmadan? Demek ki Türk kadını yapabiliyor. Yani bütün amaç bu. Bu kadar koşturmayı evdeki dört erkekle nasıl yaptınız? Eşinizin reaksiyonu ne oluyordu? Şimdi eşimin ara sıra reaksiyonu oluyordu. Hiç olmuyor dersen de yalan, çok karşı çıkıyor dersen de yalan. Arada sırada bana sıkıştırıyordu. Yani belediye başkanım olacağım. Bu insanlara değmez. Hele parasız iş yaparsan hiç işe geçmez. Ya benim reaksiyonları buydu bana. Ama ben orada kendimi zorluyordum ve işte ailemden aldığım, olmalı ki annemin yetiştirdiği iyi bir ev kadını olarak yetişmem, okula gitmem için iyi bir ev kadını yetişmişim. Her şeyi pratik yapabiliyordum. Televizyon izleyerken dinliyordum, beltine bakmıyordum, sarmamı sarıyordum. Börek yapacaksam yapıyordum. Mantı yapacaksam oturduğum yerde yapıyordum, hem yorulmuyordum. Ve ütüyüm battaniyeyi serip burada fişe takıp ütümü burada yapıyordum. Yani diyordum ki kocam arkadan bağırıp da sen gidiyorsun ya, affedersin evini bok götürüyor. Yemek bile yok evde demesin diye bütün enerjimi harcıyordum. Bir de enerji doluyordum o arada. Neden doluyordum? Bir şey başardığım zaman eve gelirken öyle bir gelişim vardı ki siz beni bir görecektiniz o zaman. Yani bir kadını emekliye ayırmışım hastalıktan. Birisi çocuk yapamıyormuş, düşük yapıyormuş, onu hasta yatırmışım, çocuğu doğmuş. Bilmem öbürünü ne yapmışım, bunları böyle içlerinde onlarla bütünleştikçe hep enerji aldım ben. Ben enerji aslında onlardan aldım. Yani onların o yüzüme böyle yenge olur mu, yenge ne yapayım olmuyor demesi, ondan sonra da onu başardığım zaman ona da bir güç geliyordu. Gözleri değişiyordu, rengi değişiyordu. Orada ben artık havalara uçuyordum. Yaptım, başardım, bak öbürünü de yapacağım. Ben yapacağım. O da yapacak. Yalnız ben değil, o da. Saat 7'de Gülay zilime basıyorlardı. Düşünebiliyor musun? Çıkıyorum, iniyorum aşağıya. Ter içindeyim, hamur gibi olmuşum. Ne istiyorsunuz ya? Rüyanızda mı gördünüz be? Ay Pervin abla, kocam pasaportumu götürdü konsolosluğa. Öldürürse ne yaparım ben? Gel otur. Öldüremez. Onun öyle bir hakkı yok. Otur gel, ben bir çay yapıyorum. Bir kahvaltı hazırlayayım. Onu karşıma alıyorum. Korma ya. Nasıl öldürecek senin pasaportun? O pasaport senin bir kere. Korma. Şimdi ne yapayım? Oranın telefon edemem ki. Bir şey yapamam ama sen korma. Bir şey olmayacak. Onu izah ediyordum. Çocuğu geldiyse çocuğuna ilgileniyordum. Bir arkadaşım geliyor saat 7'de zile basılıyor, titriyor. Açtım dedim. Ne var İsmet ya? Rüyadan görüyoruz. Bırakın da biraz yatayım. Ay Pervin abla, benim adam beni aldatıyormuş. Burada senin yakınında bir dostu varmış. Adam buluyordum mahallede. Onu araştırttırıyordum. Onun olmadığını anlattırıyordum. Rahatlatıp evine gönderiyordum. O arada da hem ondan konuşup hem işlerimi de yapardım. Onlarla tam oturamazdım da zaten. Girerim çıkarım yaparım, anlatırım onlara. Böyleyle hepsini bir arada götürdüm. Eşinizle bir anınız varmış Amsterdam'a giderken. Hatta geçen hafta ona şey demişsin. Gördün mü ne oldu? Belediye başkanı olmadım. Onu öyle bir olayı komple bir anlatır mısın? Şimdi ilk gideceğim, AKTP'den bir mektup geldi. Altına eklemişler, geleceksen doldur bu şeyi gönder diye, dekariydi. Biz de dedim ki, Rafet beni götürür müsün Amsterdam'a? Şu gönderi götürürüm dedi. Yazdık altını, geleceğimiz diye postaladım. Günü geldi, hazırlandım, çıktım, giyindim. Araba yıkıyor kapının önünde. Rafet dedim, gidiyor muyuz? Nereye dedi. Amsterdam'a dedim, niye dedi. Hani dedim bir mektup geldi gidecek. Hayır dedi, ben bir yere gidemem dedi. Dedim ya madem gitmeyecektin de dedim, niye biz o mektubu yazdık oraya dedim. Bana ne dedi, yazmasaydın bana mı sordun dedi. Adam baktım gidecek, geri girdim içeriye. Büyük oğlum ne var anne dedi, o baban götürmüyor Mustafa beni dedim. Anne dedi, paran var mı dedi, var dedim. Mektup elinde mi elinde, bin git trene dedi. Oraya varınca birinden sonra hangi tramvaya bineceğini seni gösterirler dedi. Hep babam götüremez ki seni, sen bu işi madem yapıyorsun gideceksin dedi. Hadi babam bir şey derse diyeceğim de, kötü bir şey diyeceğinden korkuyorum, Amsterdam'larda geziyor. Olur ya erkek bu bana bir, hadi dedim babam bir şey, babam sana hiçbir şey demeye hakkı yok ki dedi. Sen dedi güzel bir şeye gidiyorsun dedi. Oğlandan bir güç aldım, çantayı omuzuma taktım. Arkamdan bağırdı, baban da dedi siyaset önünde geberdi gitti dedi. Benim babam da dedi, ben de gebereceğim dedim, döndüm. Ben de öyle gideceğim dedim, çektim gittim. Oraya vardım işte Özlem vardı, hep grup grup ayrıldık orada. İndim trenden, hiç zor olmadı. Çıkardım 18 numaralı tramvay biniyormuş. Ona bindim, oradan indim. İleride bir Surinamlı kadından sordum. Hiç unutmam, üniversitedeymiş. Hemen şura dedi, gösterdi. Şıp diye vardım ama nasıl mutluyum anlatamam. Çünkü başardım ben onu. Orada grup grup ayrıldık. İşte Zaandam'da ne çalışmalar olduğunu Özlem benden soruyordu. Kaset koymuş oraya. Ben farkında bile olmadım. Anlatıyordum Zaandam'da çalışmalarımı.
Oradan vermişler radyoyu. Oradan oğlum arabada dinlemiş. Arabanın şeyinde, radyosunda. Bir geliyorum ama eve sanki ya Türkiye'yi fethettim yani. Nasıl tamam isterdim. Gittim geldim işte artık giderim her yere. Eve geldim. Mustafa dedi ki anne tebrik ederim. Neyi oğlum dedim. Ya dedi radyoda dinledim seni dedi böyle böyle. Babanı tebrik et dedim. Başardım ya dedi. Dikildim başına. Artık tamam dedi. Bir de ehliyet alsaydın hiç eve gelmezdin zaten dedi. Herif. Ondan sonra yine bir yere gidiyoruz beraber. Oğlumla gitmek istedim. Vefa dedim beni bir yere götürür müsün dedim. Hemen herif anahtarı çekti. Oğlan yekinmeden kendi gel ben götüreyim dedi. Ama ben bozuldum hani çocuk istedi götürmeye. Yola çıktı dedi ki Pervin dedi niye dedi benim gelmemi istemeden Rafet dedim. Her anne çocuğun yanında oturmayı ister dedi. Ben isterdim Vefa ile gitmeyi dedim. Çünkü bir kadın konusuydu bu dedim. Biraz daha gittik Pervin dedi ne var dedim. Sen Zaandam'a belediye reisi mi olacaksın dedi. Yok dedim. Belediye reisi olmayacağım ama şunu bil ki dedim Zaandam'a püstüm dikilecek dedim. Bunu ölmezsek göreceğiz dedim. De bakalım dedi. Böyle tartışarak gittik. Döndüm aradan iki gün mü geçti yani anımsayamıyorum. Belediyeden bir telefon ve tavırdan Bayan Öcal sana biz ödül vereceğiz hazır mısın? Ay geçen senin telefon ettiğin gibi nasıl bir sevindim Allah'ım dedim. Gördün mü dedim gittim koştum herifi buldum hemen. Gel gel dedim ben ödül alacağım. Daha dedi tamam daha zapt olmazsın bir de ödül alırsan dedi. Ben milletin peşinde dedi. E işte böyle dedim işine gelirse. Öyle bir anımız oldu. Gerçekten içimde bir şeyler kıpırdıyordu yani yaptığım işleri kendim biliyorum ya ne yaptığımı herkesten önce insan kendi bilir. Yaptığım için, yaptığım şeylere inandığım için bir şeyler olacağını hissediyordum ben. İnanın ya. İşte geçen aynı şekilde ödülü bildirdikleri gibi çok sevindim. Son zamanlarda da yaşlanıyor insan sevinecek pek bir şey olmuyor yani. Bir sizden telefon geldi aldım telefonu böyle deyince telefonu kapattım ama nasıl böyle. Tavana yukarı zıplamak geldi içimden. Hemen vardım yemekteydik zaten. Rafet dedim ne? Bana dedim böyle dediğin hatırlıyor musun? Hatırlıyorum hatırlamaz olur muyum? Böyle böyle dedim. Afişimi alıp dedim bir müziğe koyacaklar. Bunu kimine paylaşayım büyük oğlum daha çok anlıyor beni. Hemen ona telefon açtım. Mustafa dedim durun böyle böyle. Anne ne kadar güzel bir haber bu dedi. Ondan sonra ortancılığı aradım. Dedim şunu annem bir paylaşayım da oturayım yerime dedim. Gerçekten güzel bir şey yani. Ben dediğim gibi ben çıkarımı hesap etmedim ama bu konularda anılmay güzel bir şey yani. Her konuda ödül vermek, ödül almak, anılmak çok güzel bir şey. Hele de yaşlanınca daha çok güzel oluyor. Pervin abla şu anki hayat, şu anda neyle uğraşıyorsun? Gelecekte ne yapmayı düşünüyorsun? Yani hayallerin ne? Evet, şimdi şu anda hayallerim torunlarımın iyi yetişmesi. Onlar çok gözümde. Şu anda sevdiğin, aşık olduğun kim dersen bunu söyleyebilirim anca. Torunlarımı çok düşünüyorum. Benim gelecekte de işte kendi köyüme ev yaptırdım. Bayağı bir çiftlik yaptım orayı. Bir modern Hollanda çiftliği gibi çiçekli, köpekli, tavuklu öyle bir çiftlikle uğraşıyorum gittiğim zaman. O çok hoşuma gidiyor. O meyve, sebze yetişiyor. Herkese onları tattırmak, vermek, beraber paylaşmak çok hoşuma gidiyor. İleride de çalışamadığım zaman bir buranın bir ihtiyarlar pansiyonuna yerleşmek elim iş tutmadığı zaman, kendim yapamadığım zaman. Yani rahatça valizimi alıp artık bana buradan bir göz oda verin ben burada kalırım diyeceğimi düşünüyorum. O konuda çalışmalarınız var mı? O konuda çünkü benim... Eşinizin mesela sağlığı çok yerinde değil değil mi? Değil tabii. Eşim şu anda yarım bir insan. Onu da öyle düşünüyorum. Geçen gittim. Erasmi servis var burada. Yaşlılar pansiyonu. Oraya dedim ki yani ben şimdi şu anda sağlıklıyım. Hasta da olsam sağlığım da tam olmasa kocama bakıyorum. Ama benim bakamadığım zaman, çok yorulduğum zaman kocamı burada birkaç hafta alabilir misiniz? Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz dedim. Ev doktoru gönderirse oluruz dediler. Yani çocuklar bu konuda bana yardımcı oluyorlardı bu seneye kadar. Bu sene pek olamadılar. Gidiyordu. Birkaç haftada onların yanlarında kalıyordu. Çünkü çocuklar okula gidiyor. Büyüdüler artık. Pardon, hanımları çalışıyor. O yüzden geçen ev doktoruma gittim anlattım. Dedi ki kendi suçun dedi. Kendin yüklendin, kendin aldın dedi. Dedim ki ben 45 yıllık kocamı bırakamam dedim. Ne kadar o dedim hep gitti Türkiye'de kaldıysa da dedim. Yani o orada iyi yaşadı. Ben burada koştursuysam da onları ben beri tarafa ittim dedim. Yani ben onu birinin eline bırakmak ben yapabildiğim kadar yapmak şeyindeyim dedim. Çünkü ben insan haklarına çok saygılıyım biliyorsun dedim ev doktoruma. Kocamı da bu durumda terk edemem dedim.
Birinin eline bırakamam ben dedim. Ama yapamadığım zaman ne yapacağım ben dedim. Örneğin şu anda her tarafım ağrıyor dedim. Kollarım, omuzlarım, belim dedim. Bir terapiye git dedi. Biraz kendine gel, olmazsa dedi birkaç hafta seni dinlendirmek için bir yere göndeririz dedi. Ona başımı vurdum ancak, o çareler arıyorum şimdi. Acaba ben hizmet edemezsem nereye bırakabilirim? Nerede bakılabilir diye onu da düşünüyorum. Yani ileride bunlar gelecek şeyler, hani bunlardan kaçınılmaz. Benim yaşlılığım, adamın hastalığı, bunlar gelecek. Ama ben buradaki sosyal yardımların hepsini biliyorum. Nereler yardım ederse bana, oraların hepsine gidip yardım isteyeceğim. Şu anda evime haftada bir temizlikçi geliyor, işimi yapıyor. Diğerlerinde ben şıkak yapabiliyorum. En azından bir aradayız. Birlikte kahvaltı yapıyoruz, birlikte yemek yiyoruz. Yani şimdi ben yapamam, bakamam deyip de bir yere onu hakıp bırakmak benim görüşlerime ters düşüyor. Bilmiyorum, yapabildiğim kadar yapacağım. Peki Pervin abla, yani toplumda bir yıl emek verdin, evde bir yıl emek verdin, hayatın yani çoğu vermekle geçti. Hep verdim, kendimi bildim bileli hep vererek geçti yani. Peki bunun mükafatını gördün mü? Görüyorum, ondan da biraz daha enerjim var şu anda, şu yaşta 64 yaşına gireceğim. Kendi yaşıtlarıma göre daha enerjikim, daha sağlıklı görünüyorum. Çünkü neden? Yaptığım işlerden çok haz ettim. Şimdi oturduğun zaman onları geriye çeviriyorum. Bak diyorum, ne güzel yapmışım, ne güzel şeyler yapmışım. Bir öyle mutlu oluyorum. Bir çocuklarım biliyor. Saygıları fazla bana. Bir yani başka aileler gibi çoluk çocuk gelin problemimiz yok. Ondan haz alıyorum. Gelinlerimle, torunlarımla, oğlanlarımla ilişkim çok güzel. Beyimle işte bakıyorum, biliyor ki elbette bu adama bakılıyor, bir emek veriliyor. Onun dışında da eğer toplum unutacaksa, elbette ki bu artık gittikçe azalacak, gittikçe unutulacak. Onu da artık yapacağım bir şey yok. Pişman değilim. Yaptıklarıma değil, yapamadığıma pişmanım. Daha bir şeyler yapabilsem diyorum. Şimdi bile, şimdi ne yapıyorum? Haftada 3 gün bisikletimle alışverişe gidiyorum. Evde atılan reklamlara bakıyorum. Diyorum daha hesaplı, hem bisikletle hareket etmiş olurum, hem daha hesaplı bunları almış olurum. Gidiyorum 3 defa alışveriş yaparım bisikletimle haftada. Giderim, getiririm, taşırım, getirir, yerleştiririm, koyarım. Bir de sevinirim, herife derim ki bak şurada Albert'in yakın, şuramızda hemen. Ama burası çok pahalı, burada bürokratlar alışveriş ediyorlar, bize göre değil. Bak ben gittim, hem hareket ettim, hem de bayağı biçimli aldım alacağım şeyleri. Onlardan haz alıyorum, öyle kendimi avutmaya çalışıyorum. Torunlarım geliyor hafta sonları, onlara verimli olabilirsem, onlara eskileri anlatıyorum, hoşlarına gidiyor. Hele büyük torunumun Deniz'in çok hoşuna gidiyor. İşte kangal köpeklerini anlatıyorum, işte çocukluklarımı anlatıyorum. Böyleyle gidiyoruz şimdilik. İlerisi için de hazırım. Bir Hollandalı yaşlılar evine gitmeye, Hollandalı veyahut da Türk açıldıysa benim için pek fark etmiyor yani. Ama hiç kesin dönüş yapmayı düşünmediniz. Düşünmüyorum. Değil mi? Düşünmedik de düşünmem de. Çünkü çocuklarım burada, torunlarım burada. Bir de bize bundan sonra bakım lazım. Yani Türkiye biliyorsunuz, Türkiye ülkemizde gerçeklerden kaçmamak lazım. Paran da olsa bir kere oradaki bakan insanların eğitimi bu düzeyde değil. Bir orada girseniz bir ihtiyarlar evine diyelim, huzur evine, maaşın var, bakılır, kendi dilinde, kendi insanların, ama onların inanmıyorum buradakiler gibi eğitildiğine ben, oradaki bakacak insanların. Ne kadar televizyonda gösterseler de, ne kadar anlatsalar da, buradaki bu konudaki eğitime inanıyorum ben. Yani bir ihtiyar pansiyonunda, hayımında diyelim, bir hastanede diyelim, o eğitim biraz daha farklı burada. Çünkü ben de yani bugün kocama ben gerçekten yardımcı olabiliyorsam, onu hasta kabul etmiyorsam, o da benim burada kaldığım eğitimden kaynaklanır. Çünkü ben gittiğim zaman kendi köyümdeki yaşlıları, oradaki yaşlara nasıl hareket edildiğini görüyorum ve çok üzülüyorum. Orada da yardımcı olmaya çalışıyorum sürekli. Anlatıyorum yani, insandır, insandır, bu da bir emek çekmiş, bu da zamanında şunu yapmış, bunu böyle yapmayın diye de sürekli onlarla mücadele ediyorum ben. Demek ki benim burada biraz eğitim almışımdır bu konuda. Çünkü insan insan görmek en güzel bir şey insanlıkta. Ya benim kocam bugün tuttuğunu koparan bir insan bu duruma düştüyse, öbürü daha yakın düşebilir. Eğer onu hasta gözüyle görürsen hem senin yaşantın zorlaşır,
Hem o insanın yaşantısı zorlaşır. Ben gidiyorum, bir alışveriş ediyorum, inan. Geldiğim zaman hesap veriyorum. Sanki ben hesap vermek zorunda değilim. Kocamın da hiç böyle bir şey olmaz yani. Ama rahatlıyorum onu, çünkü artık bitmiş görmemeye çalışıyorum. Bak Rafet, şurada şunu aldım. Şuraya şunu harcadım, şu kadar paramız kaldı. Sorun değil hanım, sen işini bilirsin. Ama ben rahatlıyorum. Ya bir yere gideceksem soruyorum. Rafet bak, ben bugün şuraya gidiyorum. İşte yemeğini oraya hazırladım. Tamam hanım, git rahatına bak. Çünkü adam ne bilecek, ne anlayacak, artık hasta diyemiyorum. Bunu diyemem de. Yani benim dediğim gibi insanlık anlayışıma çok ters düşüyor bunlar. En mutlu anını? 64 yılda en mutlu anım kocamın ilk izine gelişi oldu Hollanda'da. Buraya geldiğim en mutlu anım Deniz'in doğuşu oldu, ilk torunumu. Odanın kapısını bulup çıkamadım haber aldığım zaman. İkinci mutlu anım aldığım ödül oldu, o haberi duymak. Son mutlu anım bu çekimi duymak oldu. En acılı anlarım da babamı kaybettiğim çok acı anlar yaşadım. Bazı olaylar oldu ama şu anda pek hatırlayamıyorum en acı olayların hangisi olduğunu. Oldu tabii ki bu kadar hayatta acı olaylar da. İşte beyimin felç olması büyük acı oldu benim için. Babamın vefatı büyük acı oldu benim için. Hiç unutulmayan bir acı oldu. Abimi buradan Kanada'ya yolladım. O yüzbaşı olan abim buraya gelmişti, istifa etti, geldi Türkiye'den. O anı çok acı yaşadım. Çünkü göremedim de daha. 27-28 yıl oldu. Böyle acı anlarım var. Pervin abla, bütün başarını ve mücadeleni, enerjinin gelecekte de sürmesini temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de sizlere temenni ediyorum. Hep bütün ömür boyu başarılı olmanızı temenni ederim. Çok teşekkür ederim.